Ya pardon, Kiraz Elibol'u gördünüz mü? Hayır, gelmedi. Hah, İpek. Şey, Kiraz'ı gördün mü? Bilmiyorum. Biz öyle konuşunca ağlayarak kaçtı o. Bravo. Bravo. Efendim ablacığım? Zeynep, Kiraz eve geldi mi? Yok, gelmedi. Niye ki? Tam bir şey yok. Gelirse haber ver, olur mu? Tamam ablacığım. Nereye gitmiş olabilir ki? Bilmiyorum ki, hiçbir yerde yok. Ablacığım. Ya abla, haliyle baktım da yok ki. Nasıl ya? Şeyde, Melek Hanım'ın evine gitmiş olabilir mi? Ya abla, Melek ablanın evi satıldı ama bir de bakalım isterseniz. Tamam. Hiçbir yerde yok Firuze Hanım. Ya ne demek hiçbir yerde yok ya? Bir çocuğa sahip çıkamıyor musunuz okulda? Nasıl kaçabiliyor böyle? Haber verin gelirse. Rezillik ya. Fan abi, hayırdır ya? Ya sen... Ya senin hiçbir şeyden haberin yok tabii oğlum. Biz sana ulaşamadık. Ne oldu abi? Kiraz yok. Kayıp. Nasıl kayıp ya? Ya bununla okulda dalga mı geçmişlerdi? Ne yapmışlarsa artık yok işte o saatten beri. Hayda. Ha. Filiz panik zaten şey yapmayacağım. Rahmet. Abla. Rahmet, Kiraz yok. Tamam, tamam. Kiraz tamam, yok. Tamam, 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 tamam abla, tamam, tamam. Tamam, sakin Kiraz ol. Kiraz yok. Tamam, sakin ol abla, buluruz tamam. Sen sakin ol. Ol lan. Bulamadık hiçbir yerde. Var mı? Bana bak, sana diyorum, paran var mı? Ya senin hiçbir şeyden haberin yok tabii oğlum. Biz sana ulaşamadık. Ne oldu abi? Kiraz yok. Kayıp. Nasıl kayıp ya? Ya bununla okulda dalga mı geçmişlerdi? Ne yapmışlarsa artık yok işte o saatten beri. Hayda. Ha. Filiz panik zaten şey yapmayacağım. Rahmet. Abla. Rahmet, Kiraz yok. Tamam, tamam. Kiraz tamam, yok. Tamam, tamam, tamam abla, tamam, tamam. Tamam, sakin Kiraz ol. Yok. Tamam, sakin ol abla, buluruz tamam. Sen sakin ol. Ol lan. Bulamadık hiçbir yerde. Diyorum, paran var mı? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Allah'ım, inşallah iyidir.
Of. Abla. Abla. Rahmet. Ya hiçbir yerde yok bu kız, delireceğim. Tamam abla, çıkacak bir yerden illaki ya. Tamam bir sakin olun. Cemil'le çek karakoldayım zaten. Bir şey olduğu zaman bize hemen haber verecekler. Ya ben bir de şu aşağı mahalleye bakacağım ya. Çok takılıyordu burada çünkü o. İlla ki çıkacak bir yerden abla. Tamam bir sakin ol lütfen ya, tamam mı? Bak bir dönsün. Yemin ederim hiçbir şeyine kızmayacağım. Bak istediği kadar kapris yapsın, hiç kızmayacağım. Ya Filiz, eski okul arkadaşlarından birinin yanına gitmiş olmasın? Yok, onların hepsi buralarda oturuyorlar hep. Yani birisi haber verir de mutlaka anneler babaları. Ya tamam sakin ol. Ne bileyim belki de güvendiği birinin yanına gitmiştir, olamaz mı? Belki o yeni okulundan arkadaşların yanına gitmiştir, öyle bir şey olabilir. Ama Fiko tanıyor onları, dur. Fiko'yu bulmak lazım. Abla. Hikmet, Fiko nerede? Fiko babamla Zeynep'le sahilde. Ya bir Fiko'yu bulmamız lazım. Ya belki yeni okulundan arkadaşlarına falan gitmiştir. Sanmıyoruz ya onları biz. Tamam. Belki oradadır. Fiko biliyor. Biz sorsak ona. Tamam ablacığım, tamam. Hadi gidelim. Tamam. Öyle olabilir gerçekten. Dur, tamam. Kiraz, ne işin var senin burada? Nasıl senin ne işin var ya? Sen mi çağırdın onu? Evet, yani sen telefonda öldüğüm bittim ben deyince ben de korktum, aradım doktoru. Bak doktor sağlam adamdır, he, güvenebilirsin ona. Tanıyorum ben zaten onu. Ablamın eski sevgilisi. Doğru ya. Ama olsun, tanıyorsunuz en azından, daha iyi. Ne yapıyorsun sen burada? Beni aradı, bu ölüyor bitiyor Kiraz dedi. Ne işin, neyin var senin? Sana ne ya? Sen bizi terk etmedin mi zaten? Ya doktor, okulda buna lakap takmışlar, dalga geçmişler bununla. Bu da üzülüp kaçmış okuldan. Öyle ciddi bir durum yok yani. Tamam, gideceğim. Tamam. Öyle olsun Emre ya. Ben de seni arkadaşım sanmıştım ha. Ya ufaklık, ne arkadaşı ya? Altı üstü biz seninle bir kez görüştük. Bak sen ne yap biliyor musun? Doktoru dinle. Doktor iyi kafa açar. Hem belki senin de kafan açar ha. Emre hadi. Hadi Emre hadi. Tamam. Keki ben gideceğim. Nereye gidiyorsun? Bu zaten tek başına gidemez. Ben seni bırakırım. Sana ne ya? Bak hayatım, özür dilerim ama buna izin veremem. Tamam mı? Hem anladığım kadarıyla galiba kimse senin burada olduğunu bilmiyor. Yanılıyor muyum? Çekil diyorum. Ne bak dur. Dur bir. Şöyle yapalım. Mesaj atalım. Tamam mı? Kız seni merak ediyordur ya. Burada olduğunu bilsin, tamam, güvende olduğunu bilsin. Sonra seninle konuşuruz, bir hal çaresine bakarız. Ya olmaz. Ablam eğer seninle olduğunu öğrenirse... ne bileyim, krize falan girer, böyle kafayı yer. Beni buradan almaya çalışır. Doğru, doğru. Ben onu düşünemedim, tamam. Ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Nerede olduğumuzu söylemeyelim. Tamam mı? Öylelikle sorumluluktan kalkar. Biz de kendi kafamıza göre hareket ederiz bakalım ne yaparız diye. Atıyorum bak. Bu tarafta yok. Bu tarafta da yok. Ne alaka ya? Ne oldu Filiz? Ne oldu Filiz? Kiraz Barış'aymış. Nasıl ya? Kiraz Barış'la görüşüyor mu? Hayır canım, ne alakası var?
Kiraz benim yanında, merak etmeyin. Sakinleşince eve getireceğim. Açmıyor bak. Sakinleşince getireceğim dediğine göre demek ki ağlıyor. Of, var ya ölüyordum ama ya. En azından güvende şimdi. Çok şükür sağlığı yerinde. Ah Kiraz, ah. Bak daha yeni yemin verdim. Delirmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim, kızmayacağım dedim. Beni yine delirtti bak. Senin ne işin var başın yanında ya? Ya neyse Filiz. En azından Kiraz bulundu. Önemli olan bu. Ama böyle. Ya Selim. Sen de bu saate kadar heba oldun, kusura bakma. Sen daha fazla durma istersen. Ya yok canım. Kiraz gelene kadar ben burada kalayım. Şimdi Barış getirirse bir tatsızlık falan çıkmasın. Ya yok yok. Rahmetli Hikmet zaten yanımda. Bir şey olmaz, merak etme sen. İyi tamam. Ben seni evi bırakayım. Oradan da gidelim. Tamam. Küçücük evde tam 9 kişi kalıyoruz ya. Bir odada 9 kişiyiz resmen yani. Tuvalete girmek için bile 2 saat bekliyoruz. Ben nefret ediyorum orada zaten. Her şey o kadar eski ki. Barış abi çok yalnızım ben ya. Arkadaşların bunu mu öğrendiler? O yüzden mi üzerine geldiler senin? Yalancı diyorlar, sen eziksin diyorlar. Peki sen öyle olduğunu düşünüyor musun? Neyi düşünüyorsun? Tabii ki öyle bir şey yok orada da. Sen ne eziksin ne de yalancısın. Olur mu öyle şey? Ama onlar öyle düşünmüyor ki. Onlar bana diyor ki sen eziksin. Sen bize yalan söyledin. Ben gitmeyeceğim okula. Zaten hiç kimseyi sevmiyorum. Herkesten nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Tek istediğim şu dünyadan yok olmak. Çok yalnızım Barış abi. Dur bir sakin ol. Bak. Sen çok akıllı bir kızsın. Tamam mı? Hep böyleydin. Bence birazcık üzerine düşünürsen sonra doğru yolu bulacağını düşünüyorum ben. Tamam mı? Bak bence ihtiyacın olan şey sadece biraz sakinleşip düşünmek. Tamam mı? Yalnız olduğunu hissettiğinde de yalnız olmadığını biliyorsun tabii ki, değil mi? Bak ailem var, çok güzel bir ablam var, ben varım. Mesela beni istediğin zaman arayabilirsin. Ablam izin vermez ki. Sen onun en büyük düşmanısın. Biz ablanla konuştuk. Artık arkadaş kalacağız. Aramızda öyle bir sorun kalmadı. Nasıl yani? Siz şimdi küs değil misiniz? Değiliz. Tamam mı? Anlaştık mı? Hı hı. Aferin sana. İyice kafayı yedi bu kız ha. Deli prenses oldu çıktı yani. Barış'a gitmek ne demek ya? Ben ne bileyim ablacığım ya. Niye aradı, niye ona gitti? Ya biz Serif'i senden uzak tutmaya çalışıyoruz. Şunun yaptığına bak ya. Gelsin ben soracağım ama ona. Aman dedim Rahmet, bak gözünü seveyim, kaçmalara falan başladı. Yapmayın bir şey sakın, deme bir şey. Hey anacığım bak doğru söylüyor. Vallahi kızdırmaya gelmez çünkü kızın kafası gitmiş yani. İyi değil çocuk. Ya mesele Kiraz falan değil ya. Mesele Barış. Heh. Kim bilir neler dedi de kızın aklına girdi. Bizim Barış'tan hesap sormamız lazım. Soracağız, sen merak etme zaten, soracağız. Hah, geldiler. Kısın bakayım. Kiraz, kuzum. Oh, iyi misin? Ha? İyi misin? İyiyim. Yatacağım ben. Selam. Ne işi var lan benim kardeşimin seninle? Ha? Bizden tırstın, şimdi çocuktan medet umuyorsun. Ablamın da yanına çökmüşsün. Barış, ayağını denk al. Günah bizden gider ha. Bir yere çöktüm yok benim. Böyle Kiraz'ı getirdim. O yüzden buradayım. Niye senin yanına geldi Kiraz ya? Ha? Ne alakanız var sizin? Ya hiçbir şey yok aramızda, ne olacak? Rahmet, beni öyle Kiraz da aramadı zaten. Emre aradı. Şu dükkandaki Emre vardı ya, çocuk benim yanımda. Gözüm yeğenim. Evet evet. Dükkanda tanışmışlar da öyle bir kötüyüm ağlıyor arayınca. Emre de hani telaş edip beni aramış öyle. Ya tamam işte Gülsüm Mürsüm tanıyormuş ablam da.
Niye seni arıyor abicim? Dertleşebileceği bir abisi olarak gör demek ki. Rahmet. Bizim aramızdaki bu ilişkinin hayırlığında değil. O yüzden böyle yapıyor Kiraz. Üzerine gitmeyin kızın yani. Tamam, çok sağ ol. İlgilendiğin için. Önemli değil, önemli değil. Bu arada okulda bir takım sorunlar yaşıyor. Çok üzerine gitme, ben çok üzülüyorum şu an. Sana mı soracağız lan biz ne yapacağımızı? Ha? Sana mı soracağız biz ne yapacağımızı? Ha? Barış, bu olaydan kendine bir pay çıkarmaya çalışma, tamam mı? Sen artık ağzında kuş da tutsan... Eliboğulları için bittin, tamam mı? Bunu aklına yaz. Aynen öyle. Sen bizim için ölüsün. Dikkat et de gömmeyelim. Öyle bir şeyin peşinde değilim, dediğim gibi Kiraz'ı getirdim. O yüzden iyi geceler. İyi geceler. Herife bak ya. Bir de utanmadan akıl veriyor ya. Ulan sen çekip gittin diye bu çocuklar bu halde be. Heyo. Vallahi utanmasa yemin ediyorum yüz bulsa gelir buraya oturur ha, ben size diyeyim. Ne demişler ama? Yüz verme deliye, gelir sıçar halıya. Aferin paşalar. İyi göz daha verdiniz. Çok iyisiniz. Tamam mıyız? Ha? Ha. Yani Barış'a söyleyeceğinizi söylediniz artık. Değil mi? Tamam, yeter. Bir daha Barış adı duymayacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi gidin şu Fiko'yu toplayın da gelin. Sabah okulu var. Hadi. Tamam. Bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı kuzum? Yüreğime indi vallahi. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Benden kurtulmak istemez miydin ha? Ablacığım, olur mu öyle şey? Sen canımsın benim. Canımın içisin. Senin kılına zarar gelse dünyayı yakarım ben. Okulda herkes öğrendi. Böyle bir yerde yaşadığımızı. Rezil oldum yani. Niye rezil olasın Kiraz? Burası bizim evimiz. Fakir olmak suç değil ki. Ayıp bir şey mi fakir olmak? Esas seninle dalga geçenler rezil. Tamam, merak etme sen. Neyse, tamam, çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sizi çok seviyorum Kiraz. Hepiniz. Canımdan çok seviyorum. Bunu sakın unutma, tamam mı? Fiko, Kiraz. Nerede bunlar ya? Ne bileyim anacığım. Ve babanın aklı yerine geldi ya. Ayrışamadılar bir türlü. Zihni sinir bir plan peşindedirler gene kesin. Baktım abla ben şimdi. Ya baba. Kim ne yapsın bu heykeli? Kim satın alacak ki? Biz başka bir bulalım. Hadi be. Ne yapıyorsunuz burada? Ne demek ne yapıyorsunuz ya? Konuşuyoruz, görmüyor musun? Görüyorum Zeynep. Konuşuyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz ama? Dır 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 dır, bitmedi konuşmanız, bir tuhaf duruyor yani. Sana lan, sana ne, faydasız. Abi, babam bu heykeli satıp parasıyla Melek ablanın yanına gidecekmiş. İspiyoncuk.
Ya baba, Allah aşkına aklın yerine geldi diye mutlu olduk. Ne oldu, yarısı geldi yarısı yolda mı kaldı ya? Kim ne yapsın bu heykeli? Ne diyorsun Hikmet ya? Gerçekmiş bu. Adam tarihi eser kaçakçının elinden çekip çıkarmış bunu. Evet, evet vallahi ya. Kamyondan aşağıya bir indim. 15 tanesi böyle sinek gibi yapışmış. Neş, neş. Oradan çektim getirdim buraya. Vallahi. Hmm. Babam da o korkuyla hafızasını kaybetmiş abi. Fiko sen okula git hadi ya. Yürü lan, hadi, git. Al çantanı motunu. Git okulunda tarih dersine çalış, heykele bak cana. Karıcığım, güzel karıcığım, 50 defa söyledim sana da. Allah aşkına kendine dikkat et biraz. Babama uyma. Hamilesin. Çocuğa bir şey olacak, sana da bir şey olacak. Kır dizin evinde otur ya. Biliyorum senin başın altından çıkıyor bunların hepsi. Sen yapıyorsun. Boş ver bunu ya, boş ver. Anasına çekmiş. Kiraz hadi ablacığım kalk. İstemiyorum, gitmeyeceğim. Ne demek istemiyorum, gitmeyeceğim ya? Nereye kadar gitmeyeceksin? Hadi ablacığım, iki tane şımarık çocuk için değmez. Hadi kalk. Kiraz! Kiraz! Hadi rahmetler kapıda bekliyor seni. Ve onlar gitsin önden, ben sonra getireceğim onu. Gelmeyeceğim diyorum sana ya, gelmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musun sen? Bitti benim için okul, tamam mı? Bitti ne demek Kiraz? Ha, ne demek bitti? Sen beni beğenmiyorsun yani. Hiçbirimizi beğenmiyorsun ya. Benim gibi, bizim gibi olmamak için gitmek zorundasın okula. Tamam? Hadi. Hadi gi. Bu evi, bu hayatı sevmiyorsun, kurtulmak istiyorsun. İlla okula gideceğim bunun için, mecbur. Hadi. Ölürüm de ben bir daha gitmem oraya, tamam mı? Ben orada nasıl dalga geçiyorlar? Senin haberin var mı ya? Kirazcığım, bu onların terbiyesizliği. Senin zaten terbiyesiz insanlarla ne işin var ya? Onlarla arkadaşlık etmesen zaten. Hadi Kiraz, kalk. Kızım, sen istemedin mi bu okula gideceğim ben illa diye? Ha? Ben geleceğim burası benim. Gitmezsem ölürüm demedim. Hadi kalk. Hadi giyineceksin, kalk. Tamam, ben de diyorum ki gitmeyeceğim. Gönderme. Kalk bak, yettin artık ha. Kalk. Delirttin beni yine ya. Alacaksın bunları, giyip okuluna gideceksin. Gitmeyeceğim işte ya. Gitmeyeceğim. Benimle orada nasıl dalga geçiyorlar? Senin haberin var mı? Yok işte. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Ben işte bu yüzden oraya gitmek istemiyorum. Beni madem oraya götüreceksin, öldür daha iyi, tamam mı? Öldür. Ben gideyim bu hayattan, tamam mı? İstemiyorum çünkü oraya gitmek. Zaten buraya tıkılıp kaldım. Bu yüzden benim o kadar yüzüme vuruyorlar ki bunu. Senin haberin var mı? Yok işte, gitmeyeceğim diyorum ben sana oraya. Dinlemiyorsun ki beni. Kiraz, ne hale getirmişler seni ya? Nasıl çocuk bunlar, nasıl insan? Nereye gidiyorsun? Okula. Ne yapacaksın? Konuşacağım. Ben de geleceğim o zaman. Tamam, giyin hadi. Ya abla bak, dur diyorum sana. Ya abla, durur musun? Of. Ya abla dur. Dur bak, geldim, buradayım, sınıfa gireceğim. Ne olur dur. Kimseye bir şey söyleme, arkadaşlarıma bir şey söyleme. Ne olur abla bak. Hayatım boyunca asla bir daha arıza çıkartmayacağım. Ne olur ama kimseye bir şey söyleme. Ablacığım sakin ol ya. Ben konuşacağım sadece. Çok üzüyorlar seni Kiraz. Ben bu yaşa seni onlar üstün diye mi getirdim? İki dakika konuşacağım. Çekil. Ya abla. Buyurun. Filiz ben, Kiraz'ın ablasıyım. Çocuklarla iki dakika bir şey konuşacaktım da. Nasıl anlamadım? Kiraz'ı çok üzmüşler. Söyledikleriniz yüzünden Kiraz okula gelmek istemedi bugün. Çok üzülmüş. Yani hepiniz küçücüksünüz. Kızamam size. Ama ne kadar derin yaralar açtığınızın farkında değilsiniz. Nelere sebep olduğunuzun da farkında değilsiniz. Sadece bilin, Kiraz'ı çok üzmüşsünüz. Fakir ya da zengin olmayı biz seçmiyoruz. Evet, Kiraz'ın ailesi zengin bir aile değil sizinki gibi. Ama yani doğduğumuz aileyi biz seçemiyoruz ki. Biz 1-0 yenik başladık. Doğru. Yenik bitirmesinler diye bu okula göndermeye çalışıyorum ben çocukları. Kiraz için iyi bir eğitim çok önemli, çok. O yüzden siz de okulunuza bakın. Yani ne giyiyorsunuz, nerede oturuyorsunuz, cebinizde hangi telefon var, bırakın bunları, eğitiminize bakın.
Hem bilemezsiniz ki. Yani sizin de ailenizin durumu bir anda kötüleşebilir. Hayat bu. Size biri böyle davransa iyi mi olur? Hoşunuza mı gider? Onu düşünün. Tamam Filiz Hanım. Bu kadar yeterli sanırım. Ben konuyu anladım. Sanırım bütün arkadaşları da yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu anlamıştır. Değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Teşekkür ederiz. Çıkabilirsiniz. Hadi Kiraz'cığım geç sen de otur yerine. Devam ediyoruz arkadaşlar. Değişik anlamlara yan anlam veriyor. Mesela göz dendiğinde akla ilk gelen kelimenin hemen anlamı olan organ adıdır. Kiraz ne oldu kızım ya? Yine mi uğraştılar seninle? Ya kızım az sabret. Bak babamın da kafasını yerine getirdik. Babam da Melek ablayı getirecek işte. Nereye getiriyor Figo ya? Nereye getiriyor? Babam öylece oturuyor işte evde. Biz güvenmeyecektik babama. Ya o elindeki heykeli satıp parasıyla gideceğim diyor. Yapar belki ya. Ya kime satıyor? Neye satıyor? Kim olur o salak taş parçasına? Söylesene. Evde satılıyor zaten. Neyse ben durmayacağım. Zaten gidiyorum. Ya kızım saçmalama. Ya kızım iki şımarık ve depoboş bırakacak insanlar mıyız biz? Kendine gel ya. Bak görürsün. İki gün ayaklarımıza kapanacağım hepsini. Ağlama ya. Ama artık onlar bizim düşmanımız tamam mı? Ben onlarla düşman değil ki. Arkadaş olmak istiyorum Fiko. Onlar beni sevsin istiyorum. Ama artık hepsi imkansız işte. Neyse ben çantamı alıp eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun Kiraz? İspiyoncu ya hemen şikayet etmiş bizi. Ablasıyla gelmiş okula korkak. Bir de ablam Amerika'da diyordu. Resmen yalancı. O vahşi kardeşin de gününü göstermemiz lazım bizim. Gösterelim hadi. Kardeşine bizi dövdürmek neymiş? Anlasın bakalım. Çantasını açınca çok güleceğiz. Anlasın bizi kandırmak ne demekmiş. Çabuk kapak gelecek. Yoksa ispiyoncu. E daha sen değer verecektik biz. Ya bak Barış abi sen anlamıyorsun ki beni. Ben Melek ablayı çok seviyordum. Ve o evden son kurtulma umudum da bitti zaten benim. Melek ablaylarken her şey çok daha güzeldi. O da senin gibiydi. Konuşuyordu benimle. Ama biliyorsun işte ablamın. Onunla konuşamazsın. O anca bağırmadan, çağırmadan anlıyor. Sen kendin kaçtın onun yanından ya. Bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Senle bizim durumumuz farklı. Tamam mı? Ben ailemi seçmek zorunda kaldım. Bence sen de öyle yapmalısın. Çözüm bu. Ailenden kaçamazsın ki. Keşke ben de senin ailenden olabilseydim. Bu ne biçim laf be kızım be? Ha? Sen de benim ailemden sayılırsın. Şimdi senin çok güzel bir ailen var. Kaç tane kardeşim var, çok güzeller güzel bir ablam var.
Ben varım. Diyorum ya sen her seferinde beni arayabilirsin diye. Ha? Tamam artık hadi. Ağlamıyoruz. Toparlanıyoruz artık. Tamam mı? Eve gitme vakti. Hadi toparlanıyoruz. Kirazcığım. Biz seninle tanışamadık tam. Ben Savaş'ın eşi Nihal. Siz de doktor musunuz? Hayır, ben savcıyım. Melek abla doktor. Yani doktordu. Sevdiklerimizin kaybını kabullenmek çok zor. Ama sen çok güçlü birine benziyorsun. Bence o seni gurur duyardı. Daha iyi misin? Olsam ne değişecek ki? Bak, biraz sabırlı ol bence. Çünkü dünya birkaç yıl sonra senin için çok daha güzel bir yer haline gelecek. Değil mi Savaş? Evet, evet. Kesinlikle. Aynen öyle. Emin misiniz? Eminim, bana güvenebilirsin. Eve gitmeye hazır mısın bakalım? Ona da hazır değilim ama mecburum galiba. Evdekiler kuzurmuş durup sadece kadar. Evet. Oh, aferin kız sana. Akıllı seni. Boğulacaksın Barış abi. Boğul azıcık. Bir şey olmaz o kadardan. O kadar ağladın. Ha? Oh, hadi gidiyoruz bakalım. Yürü kız. Kirazcığım. Sen çok güçlü, genç bir hanıma benziyorsun. Bence kendine güvenirsen her şeyin üstesinden gelebilirsin. Hı? Değil mi? Doğru söylüyor. Hadi gidiyoruz bakalım. Kiraz. Bana bak. Ben Çiçek ablaya Kiraz arkadaşlarla gittim. Haberin olsun yani. Tamam mı? Sağ ol Fika. Barış abi seni nereye götürdü? Evine. Aynı bizim eski evimiz gibiydi. Yani daha küçüktü ama güzeldi. Öyle işte. İyi. Şimdi bana bak. Yarın okula geliyorsun değil mi? Gelmiyorum. Zaten ablam yüzünden adım ispiyoncuya çıktı. Çantama ne koyduklarını da gördün işte. Niye geleyim ki? Peki benim onlara ne koyduğumu biliyor musun sen? Ne koydun? Ben de bilmiyorum. Yarın okula gel de sen de gör yani. Biraz da biz eğlenelim canım. Fika. Söyle. Şimdi... Barış abi Melek ablayı buldu. Deme ya. Ciddi misin? Konuşuruz mu bari? Geliyor değil mi? %100 geliyor ya. Gelmiyor. Çünkü... O ölmek üzere. Yani telefonda konuşacak hali bile yokmuş. Bu yüzden bir daha onu göremeyebiliriz. Yine yemiyorsun hiçbir şey. Barış abisini bekliyordur kahvaltıya. Ondan yemiyordur. Hele bir daha öyle bir şey yap. Gerçekten bak Kiraz. Gerçekten beni delirtiyorsunuz artık ha. İnsan gibi okulunuza gideceksiniz, tamam mı? Yeter azıttığınız. Tamam ya. Yağlı belli konuşmayacaksınız benimle ikiniz de. Elebinize takınıp konuşacaksınız benimle. Öf. Sabah sabah aman tantana ettiniz ha, kafamı şişirdiniz. Ya çek şunu ya, sen de dana gibi yedin ha. Kız var ya. Yalnız. O mahkeme duvar suratlı olan var ya, nasıl koydu ama. Yakışıklık yakışıklık hikaye. Harbiden ha, avukat iyi koydu da biz bir tane patlatamadık ya, içimde kaldı benim. Aynen. Barış abi de iyi dövüşür Hikmet abi. Dikkat ol, sana bir tane koymasın. Sus lan sen. Hain.
Sen bana bak. Ablam mevzu yarattı diye ben seni atlamış değilim ha. Gözüm senin de üstünde. Bir daha kimseye saldırdığını duymayacağım. Sebebi ne olursa olsun. Sen de bir daha Barış'ı aramayacaksın. Ölsem de aramayacaksın Barış'ı, duydun mu? Cevap versene kızım ablama, niye cevap vermiyorsun? Ha? Katil mi edeceksin sen bizi? Elimizde kadar lan o Barış. Hapse mi girelim, onu mu istiyorsun? Tamam ya, anladım. Anladınsa insan gibi cevap ver. E o zaman kahvaltı bittiyse herkes okuluna, işine. Saat geç oldu, hadi. İsmim, duydun mu aşkım sen? Duydum. Okulaşa götürsene beni. Götürürüm aşkım benim, tabii ki. Hadi kalk bakalım. Karıcığım, gidiyorum ben. Ha tamam, hadi iyi günler. İnsan bir geçirir ya. Gürültü yapma. Hadi bakalım. Arkadaşlar ne oldu ya, niye kaçırıyorsunuz? Öğretmenim, bu arkadaşlar kaçırıyor, bitlendiler mi acaba? Ne diyorsun sen Fikret? Vallahi bilmiyorum öğretmenim. Sabahtan beri bakıyorum da kafalarını kaşıyorlar yani. Ne alakası var ya? Benim şampuanım Amerika'dan geliyor bir kere. Senin şampuanın Amerika'dan geliyor ama bitlerin geldi galiba Pekçim. Gel de bir öğretmen baksın sana. Saçmalamayın ya. Öğretmenim dalga geçmek için yapıyor resmen. Tamam Pekçim. Alerjiden büyük olasılıkla. Yine de gel ben bir bakayım. Oo. Sana da bakayım. Sen de? Allah Allah. Çocuklar, siz benimle hemen revire geliyorsunuz. Buldur öğretmenim, bitlenmişler mi? Aha vallahi bitlenmişler ya. Arkadaşlar, bu arkadaşlar bitlenmişler. Bakar mısınız? Fikret! Ya öğretmenim, bir şey söyleyin şuna. Ama yeter artık Fikret. Hadi çocuklar, hadi. Hadi gelin benimle. Arkadaşlar, bittiler gidiyor. Dedim değil mi kızım ben sana? Seni altına ben de altırım dedim. Aşağı dük dur bakalım. Hele bollarız kızım biz. İki sümüklü için sümük akıtmayız. İyi ki benim kardeşimsin Fiko. Teşekkürler. Teşekkür et tabii de. Sen yine de bitlere fazla yanaşma. Deniz. Projeyi alayım. Deniz. Deniz! Deniz, Deniz! Deniz bir dur. Bir dinle beni. Az mı geldim? Ne? Para. Ya ne parası Deniz ya? Ya ben dün söyledik... Ya Deniz! Deniz, bak bir dur. Bak ben gerçekten çok özür dilerim. Çok düşüncesizce davrandım. Yani... annenle ilgili söylediğim şeyler... seni bu kadar acıtacağını bilsem ben öyle bir şey de... Sen ne zaman benim canımı acıtacak kadar önemli oldun ki? Sen söyle Deniz. Hı? Ne zaman oldum gerçekten? Sen beni derinle karıştırdın galiba. Ben bir hademenin ettiği iki salak lafla dalacak birine mi benziyorum? Benziyorsun. O kadar çok benziyorsun ki. O yüzden ben bu yaptığım işin kendimi çok kızıyorum, anladın mı? Çekil git rahmet başından işin Deniz. Var. Ya Deniz, bunu bana niye yapıyorsun? Ha? Sen neden yapıyorsan? Ben neden yapıyorsam mı? Ben yapıyorum yani, öyle mi? Ha? Söylesene gerçekten, ben ne yapıyorum Deniz? Ha? Bir söyler misin? Hı?
Mesele ne yaptığın değil Ahmet. Ne yapmadığın. Şimdi çöp mü topluyorsun? Ne yapıyorsan yap. Çekil git başımdan. Ne haber lan? Abim bıçaklanmış. Şuka geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Abimin bıçakları şuluk cezasını kesmeye gideceğiz. Saklanabileceği her deliğe bakacağız. Anlaşıldı mı? Var mısınız? Vay artist geri döndün ha. Hadi arayalım bakalım. Hadi gelin bakalım. Hikmet abinin canını kim yaktıysa ben de onun canını yakarım lan. Elimoğulların canını yakarım ben de yakarım. Buradasın abi biliyorum çık dışarı. Ne bağırıyorsun lan? Sokak ortasında. Gelirsem kırarım kafanı senin. Geldiğine de gör hadi. Hey Allah'ım. Öyle korkar kaçarsın işte. Yürüyün beyler. Buradasın biliyorum. Çık dışarı lan. Erkek sen çıksana dışarı. Çıksana lan dışarı. Yabancı sokmayacağız lan, tamam mı? Oğlum sabahtan beri bizi dolaştırıyorsun, ben gidiyorum abi. Yok ki öyle bir şey. Abimin bıçaktan serseri bulmadan kimse beni ekmeyecek. Kendinize gelin lan. Fiko! Yakalamışlar sizin herifi. Meğer Basbi amcanın evinde saklanıyormuş. Hadi ya. Bak görüyor musun oğlum? Mahallemizin ihtiyarıyla tehlike atla lan. Kimse beni ekmeyecek. Mahallemizi koruyacağız lan biz. Şu velet işimizi görmez mi? Olabilir. Serseriliğe özeniyor. Kandırmak kolay olur. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Ben ne dersem olacak abi. Oğlum babamdan yaşın teki. Ne çıkıyorsa da sizin aileden çıkıyor zaten. Sen kimin ailesi yaptın? Lan! Sanki sizin aileniz çok ilan. Adam bozun lan sen! Ben de sana! Yeter be! Sabahtan beri başımızı şişirdiniz be. Hem aileye laf etmek hangi raconda var lan? Yürü git! Şişt! Bir daha görmeyin lan sizi burada! Ciğersizler sizi! Tamam oğlum, sakin. Sen de amma yaman çıktın be, ha? Ben öyleydi, bunlar cersiz çıktı abi ya. Sen demek mahalleni, aileni korumak istiyorsun ha? E birisini yapması lazım abi. Tamam devlet, bu veletlerle olmaz bu iş. Senin bizim gibilere ihtiyacın var. Siz kimsiniz? Biz bu mahallenin yeni koruyucularıyız diyelim. Sen gel bakayım anlat. Kim yaktı abinin canını, ha? Allah'ım. Sağ ol. Tuvalete falan gidecek misin abi? Götüreyim mi? Yok istemez. Lan oğlum. Bu kadın nereye götürdü bizimkileri? Ben burada böyle duramam. Bir şey yapalım lan. Cemil'i falan arayalım. Ben de o işler abi. Sen merak etme. Hadi görüşürüz. Nereye lan? Bundan sonra böyle abi. Kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz yani. Hadi eyvallah. Fiko! Ah! Ah Fiko saçmalama ya! Ah! Allah! İsmo bir sen eksiktin. Geldim İsmo dur. Ah! Ah! Vay delikanlı be. Geldin demek he? Gelirim dedim mi gelirim. Manyak kadının bir tanesi ablamları karakol çekti ya. Hadi onları kurtarmamız lazım hadi. Bir oğlum. Sabah geldin öyle patron olma. Öyle hangi çeteye kolay girildiği görülmüş Fiko? İlk önce bir sınavımızdan geç bu oğlum. Tamam geçeriz ne yapacağım? Bak şimdi. Biz devriyeye çıkacağız.
Hani etrafta hırlı hırsız var mı bir kolaçan edeceğiz, tamam mı? Sen de bu paketi mahallenin sonundaki kırmızı eve teslim edeceksin, anlaştık mı? Bu muydu ya? Ben bunu hemen hallederim ki. Görevi küçümseme Fikret. O paketi çaldırırsan kendini peşin peşin mezara gömü oğlum. Elimi hiç kirletme beni. Ne var ki bunun içinde? O evin kiracısı 6 aydır kirasını ödeyemiyormuş. Biz de aramızda topladık bir şeyler, kirasını ödeyeceğiz. Çok para var onun içinde, anlayacağın ayık ol. Ayıpsın ya. Ben hemen bırakıp geliyorum. Siz buradasınız değil mi? Buradayız, fırla hadi. Becerirdi mi lan? Peşine taktım adamları. Patlarsa toplarız. Anam ne manyak çıktı karı ya. Allah o başsavcıdan razı olsun. Vallahi o olmayaydı biz hala içerideydik. Allah! Kuzum. Hadi gel girelim gel. Hikmet, ne oldu? Yok bir şey ablacığım, yok bir şeyim ya. Gece kalkma çalışıyorum. Bir gün sargısını değiştirsin. Yok abla tamam ya. Çocuk muyum ben ya? Paşam sen niye kızdın böyle? Değdi mi abla? Değdi mi şu yaşadıklarımıza, sefilliğimize değdi mi Allah aşkına ya? 50 defa söylemedim mi hepinize tek tek? Bu Barış bize fazla. Bunun hayatı, ailesi bize fazla. 50 defa söyledim hepinize. Ama sakal yok ya herhalde. Ondan dolayı dinletemiyoruz. Oğlum tamam sen de o kadar şey yapma. Aynen oğlum tamam. Hepimizin kafası kazan gibi olmuş zaten. Sus sen de. Ne susacağım abi? Niye susayım ya? Allah Allah. Herif geliyor buradan. Çocuğunu kaçırıyor. Kabak bizim başımıza patlıyor. Anlamıyorum ki. Dur yavaş yavaş. Kalkma yavaş. Bu herif bizi buluyor. Ben anlamıyorum. Hiçbirinize de hiçbir şey anlatamıyorum. Anası başka yerden, babası başka yerden, şimdi bir de karısı. Siz dinlemiyorsunuz ki beni, ben ne diyeyim ki başka? Tamam anladık Hikmet. Uzatma. İsmi aç ya. Aç aç çocuk aç, karnını doyuramadım şuradan kalkıp. Oy ben hemen şimdi bir şey hazırlarım onu. Bir şey söyleyeceğim, Fiko niye bir ekmek peynir vermemiş ki anlamadım. He. Fiko gitti gece. Nereye gidiyor ya gece gece? Nasıl? Ne bileyim nereye gidiyor? Nereye gitti? Çıktı gitti rahmet ya. Acaba bizim peşimizden mi gitti? Bizi mi aradı? Ya ne arabayı çıkacak ya? Aha geldi. Geldi. Geldi Rızmı abla ben de sizi aradım. Sen neredesin ya? Neredesin abla? Neredesin sen geceden beri? Neredesin? Ya abla geldi mi işte? Sizi aradım. Ben de sizi korumaya çalışırım yani. Kimle koruyordun lan? Kimden koruyordun oğlum sen bizi? Ulan manyak biz sana burada abine emanet ediyoruz, kardeşine emanet ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ya abi ben de diyorum ya işte sizi koruyordum ne yapayım ben? Bana bak bütün hıncımı senden alırım ha. Bütün sinirimi senden çıkarırım. Neredeydin sen? Kimleydin? Ya abla mahalleden arkadaşlardım vallahi. Kim ya? O mahalleden arkadaşlar? Mahalleden arkadaşlar. Kim oğlum mahalleden arkadaşlar ha? Göster bakayım sen bana kimmiş bu mahalleden arkadaşlar. Gecenin bu saatinde bacak kadar çocuk dışarıda bakan kim? Evet delikanlı çocuk kim bunlar ya? Yürü bakayım sen yürü. Ya bunlar delirtecek beni ya. Ay dur dur kuzum delirme ya. Rahmet bakar icabını şimdi onun. Efendim. Ha? Tamam yok yetişiriz biz geliyoruz geliyoruz. Yetişiriz değil mi? Tam geliyoruz hemen. Tamam. Kim nereye gidiyor? Makineler gelmiş. Makineler yoldaymış geliyormuş gitmemiz lazım. Tamam tamam siz gidin ben çocuklarla kalırım. Tamam. Tamam ben de gidiyorum. Hadi, hadi. Ya şunun sargısını da değiştir. Tabii tabii değiştireceğim merak etmeyin. Bizim çocuğa hareketler yakışmıyor kardeş. Elin ayağın bir rahat dursun. Bunlar mı lan? Ya abi yeter ama. Ne işiniz var oğlum sizin bu çocukla? Ne ayaksınız oğlum siz? Lan nasıl senin ne işin var bizim oğlanla? Önce sen söyle bizim ayağımıza gelen sensin. Ulan benim kardeşim nereden sizin oğlan oluyor lan? Ne bulandınız lan çocuğa? Ya abi mahallenin abileri hepsi. Harbi insanlar ya vallahi. Kes lan sen. Fikret'in abisi misin sen? Ha öyleyim ne olacak? Bak aileye saygımız sonsuz. Ne söylemiyorsun oğlum abin olduğunu Fikret? Ters bir şey yapacaktık şimdi. Gel. Fikret'in abisi bizim dostumuz sayılır. Gözüm bak dedim ben sana. Yedikliyorsun ki hemen. Oğlum bana bakın. Lafı dolandırmadan söyleyin. Ne bulaştınız lan mahalleye? Biz bu mahallenin insanıyız. Ayıp ediyorsun ama. Kimseye bir zararımız yok. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediyoruz o kadar. Nereden bu mahallenin insanısınız lan siz? Biziz lan bu mahallenin insanı biz. 2 gün gelmişsiniz takılıyorsunuz dalanmışsınız buraya. Oğlum bak var ya bir daha benim kardeşimin yanında görmeyeyim sizi. Alayınızı yakarım ha. Tamam mı? Yürü lan. Dünkü bok yemiş, hava yapıyor burada. Ya abi eline bir at dursun be.
yapıyorsun Rahmet? İyi, ne yapayım? Bununla uğraşıyorum. Sağ ol. Ya ben sana bir şey diyeceğim. Sen şu merdivenlerle çitleri tanıyor musun? Kim bunlar? Ha, bunlar mı? Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Rahatsız mı ettiler sizi? Arkadaşlarım onlar benim, Cemil abi. Abim yanlış anladı. Al. Oğlum bunlardan sana hayır gelmez. Ne işin var? Başka arkadaş mı bulamadın? Ya benim gözüm tutmadı bunları. Yok böyle biz mahalleye yardımcı olmaya çalışıyoruz falan diyorlar ama... Yok yok. Biz geçen gün baktırdık bunlara da temizler yani. Şikayet falan da olmayınca bir şey yapamıyoruz. Takılıyorlar orada. Ama gözüm üstlerinde, sen merak etme, tamam mı? İyi, eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi. Abi ya. Başlarım lan abine. Görmeyeceğim daha onları. O bana karışamaz Hamza abi. Rahmet abi üniversitede hocalık yapıyor. Onun harcı değil bu işler. İyi, öyle olsun. Sonra kılçık çıkarmasın da. Çıkaramaz, ben hallederim. Hamza, hayırdır? İyice çöktün mahalleye. Her gün buradasın. Bir elini ayağını çek buradan koçum. Seni rahatsız eden ne, onu de hele. Burası ikimizi de beslemez. Bas git. O zaman sen gideceksin. Hamza. Benim başımı ağrıtma hadi. Hayırdır lan? Kendi mahallemize takılmak için senden izin mi alacağız? Sen çık kenar lan bicir. Elimde kalacaksın şimdi. Kime izliyorsun lan sen? Ne yaptın lan? Öldürdün çocuğu lan. Ben bir şey yapmadım Hamza, bittim sadece ya. Kaç kurtar kendini, yaktın lan kendini. Dedik ya lan sana. Abi bir arayıp soralım ne olur ya. Ölüp ölmediğini de öğreniriz. Abi ne olur arayalım ne olur. Nereden soracağız lan? Öldüyse öldü. Onu herifi yuvarlamadan önce düşünecektin. Abi vallahi kazaydı, sen de gördün. Ben nereden bileyim ki öyle yuvarlanacağını ya. Vallahi kazaydı. Herifin çetesi de öyle diyordu zaten. Büyük Fikret, bundan sonra rahat bırakmazlar bizi. Ne yapacağız lan? İşimizi çok bozacak bu iş ha. Ne bileyim lan ben. Düşünüyoruz işte. Ablam beni öldürecek abi ya. Bu sefer kesin öldürecek ya. Abi ne olur bir şey düşünelim. Mal lan bu böyle? Bana bak Fikret. Madem takıldın geldin peşime. Bundan sonra ben ne dersem o, anladın mı lan? Ablam ablan da yok. Katilsin oğlum sen. Abi vallahi kazandı, sen de gönder. Lan kes! Ablana danana bir şey demek yok bak. Bu işi kökten çözene kadar kurtuluş yok bize. Nasıl kökten çözeceğiz abi? Sana ne lan? Bulacağız işte bir yolunu. Bana bak. Sen şimdi eve git. Birkaç gün ortalıklarda gözükme, tamam mı? Ben sana haber yollayacağım. Hadi. Nasıl ya? Saklanacak mıyım abi? Yok. Herifi ben indirdim diye bayrak sallarsın. Lan ortalık karışmadan bas git hadi. Fikret. Bundan sonra benim malımsın lan. Öl dedim mi? Niye diye sormayacaksın lan. Yoksa çok pis harcarım seni, anlaştık mı? Tamam abi. Hadi. Fiko! Gel gel. Efendim Cemil abi. Gel. Şu senin takıldığın bir serseriler vardı hani, arkadaşın falan diyordun. Nerede onlar, gördün mü? Yoo, niye sordun ki Cemil abi? Bir ihbar var da, bir çocuğun birinin merdivenden etmişler. Yani bunların böyle bir şey yapacağı belliydi zaten. Sana o gün boşuna söylemedim. Ölmüş mü çocuk Cemil abi? Vallahi onu bilmiyorum. Daha hastanede ama bir ölürse var ya en az 20 sene yerler, sana söyleyeyim. Bak hayatlarını kararttılar serserilik yapacağız diye, görüyor musun? Neyse. Ne oldu, senin neyin var? Cemil abi. Ha. Abi o çocuğu ben ittim. Ne yaptın oğlum sen ya? Yavaş yavaş.
Ya çok şükür olsun. Abla, yavaş. Sen neredesin? Tamam abla ya. Neredesin? Tamam ya. Şişt, ben sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Ne alıyorsun ya? Ne oldu? Abla. Abla ben katil oldum ya. Ne? Ne katil lan? Oğlum yapma katil falan demesene. Bir şey olmadı çocuk. İnşallah kurtulacak. Ne kurtulacak? Hangi çocuk? Bana bak, bir sakin abi sakin. Bana bak, çocuk nerede şimdi? Hastanede de Cemil abi. Hastaneye kaldırmışlar ambulansla. Bizim hastane mi? Evet, evet. Abla. Ben hemen gidiyorum, gidiyorum. Hemen gidiyorum. Abla vallahi diyorum kazayla oldu. Yemin ederim kazayla oldu. Ettim böyle. Vallahi öldü abla. Ablacığım tamam, dur. Abla tamam zaten. Yapma. Ablacığım tamam, tamam çocuk zaten. Yapma. Ya ben seni iyiye güzele sevk etmeye çalışıyorum. Ne istiyorsunuz benden? Yürü. Yürü, hapse atacaklar seni. Filiz, hapse atacaklar seni. Atsınlar hapsele gör. Dur. Yok öyle bir şey. Tamam, kaza oldu zaten. Daha 11 yaşında zaten. Cezai ehliyeti yok, tamam mı? Bir şey olmayacak, büyütmeyin. Cemil abi, ceza almaz mı yani? Evet, almayacak oğlum. Kaza oldu diyorum ya. En fazla işte karakola gelecek velisiyle, Filiz'le bir ifade verecekler, o kadar. Tamam. Vicdan azabı ne olacak peki? Bizim vicdan azabımız ne olacak? Ha? Sen zaten aranıyordun. Sen aranıyordun. Senin başına gelecek bir şey vardı zaten. Bela arıyordun. Sen oldu işte. İnşallah o çocuğa bir şey olmaz. Olursa da görürsün. Ömür boyu çekersin bunu. Filiz dur, bir Barış'tan haber bekleyelim. Belki çocuğa bir şey olmamıştır. İnşallah olmamıştır. Dur, ağlama sen de. Olmamış. Hey ya, belki hiçbir şey olmamıştır. Şey, bizden zarf falan oldu. Dur ağlama oğlum sen de, ağlama tamam. Ne oldu Barış mı? He. Ne olmuş çocuğa? Şey, daha kolu kırılmış, bir şey yokmuş işte. Oh be. Hayat tehlikesi yok yani. Kurtulmuş mu ya? Seni öldürürüm, sen sevinmeyeceksin. Katil oluyordun az kalsın. Yürü evine gidiyoruz, özür dileyeceğiz. Ya abla ben çocuğu tanımıyorum ki, evini nereden bileyim? Ulan çocuğu tanımıyorsun ama nereden yuvarlanmasını biliyorsun. Ben demedim mi lan sana Hamzalarla görüşmeyeceksin diye? Ya abi Hamza abilerimiz çok ki. Senin başlarım Hamza abin ha. Hala anları mı koruyorsun sen ya? Yürü özür dileyeceğiz. Hikmet! Efendim. Ah, gel seninki. Hikmet. Ne oldu? Sen Hikmet değil lan, sen Hikmet. Ha ben. Ben Rahmet yalnız. O Hikmet, ben Rahmet. Oğlum adın değil. Evin lazım bana, hadi şu anahtarı versene. Ben çıktım o evden baba. Niye lan, niye çıkıyorsun? Senin yüzünden. Dünyanın borcuna soktun bizi. Ben başka eve nasıl kira edeyim şimdi? Çıkma oğlum, çıkma. Zaten küçük ev, oranın kirasından ne olacak? Sen para kazanmıyor musun oğlum? Sana maaş veriyorlar. Oğlum pintilik yapmasana ya. Ay. Ya baba ne vuruyorsun ya? Ya çok... Ya bana bak. Sen ne iş çeviriyorsun ya? Ne yapacağını bir şey çevirmiyorum ya. Aa! Kıç kadar evde 20 kişi iç içe yaşıyorsunuz. Hepiniz de durmadan konuşuyorsunuz. Ben biraz kafa dinlemek istiyorum ya. Eskiden babalar höt dedi miydi? Bütün çocuklar sıraya giderdi ama siz de çene. Maşallah papuç kadar. Ya sizin yüzünüzden başımıza taş yağacak ya. Taş ya. Lan keşke başka bir şey isteseydim ha. Ne oldu, kim attı? Fikri! Kim lan bunlar? Çık lan dışarı! Ne oluyor, kim o ya? Geliyorum lan. Ama bir bırak beni ya. Bir çık lan be oğlum. Ya bir dur. Bekle lan, çıkıyorum dışarı. Adam atınız lan. Sen ne diyorsun lan? Zaten senin yüzün oldu. Öldürürüm seni bak. Evde kalacaksın, çıkmayacaksın. Gerizekalı. Lan var ya sen. Senin var ya ağzın. Çık. Yürüyün lan. Ben de geliyorum. Bekle lan, geliyorum. Alo, ne oluyor oğlum? Sen çocuğu buraya. Taş atmak ne lan? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Benim evime gelmişsin. Kimsin? Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Ya bir saniye. Tamam, yanlışlık olmuş zaten. Bir kaza olmuş. Ne diyorsun sen kadın? Kardeşin kardeşimi sakatladı. Ya sakat filan kal. Allah Allah, kolu kırılmış sadece. İyi. Kolu kırılmış, ne güzel ya. Sakat kaldı, sakat. Kaç ay çalışamayacak o çocuk. Ya bana bak ya. Bir şey söyleyeceğim, bu dövmeyi yaptırırken çaşımadı mı ya? Ha? Bana bak lan resmi. Siz bunun hesabına gidip belediyeye soracaksınız. Onlara diyeceksiniz ki bu kadar dar merdiven mi yapılır kardeşim? Oradan insan kendiniz kendine bile düşebilir diyeceksiniz. Israr edeceksiniz. Başından ayrılmayacaksınız. Ne anlatıyorsun dayı sen? Senin oğlan benim kardeşimin sakatladı. Hesabını da ödeyecek. Oğlum o hesap hesap bilmiyor. Bilse okula giderdi. Sizle mi uğraşırdı lan?
merdivenler yüzünden gideceksiniz belediye. Ey belediye diyeceksiniz, bizim analarımız bu çocukları o merdivenlerden düşsün diye mi doğurdun lan diyeceksiniz. Israr edeceksiniz, tazminat isteyeceksiniz bir keresinde. Ben oradan kendim düştüm, gittim tazminata başvurdum. Yüklü tazminat oldum oğlum, kafayı çalıştıracaksınız, onu yapacaksınız ya. Ne lan, ne? Ha, Cemo! Cemo! Al şunları, al Cemo! Gel al bunları, gel, gel, gel! Konuştun, geldi işte. Konuşun. Cemo. Açın. Ne oluyor burada? Taşlar, sopalar eşkıya mısınız oğlum siz? Yok bir şey amirim, yok. Geçiyorduk, uğradık. Ha, yok ya. Hadi oradan be. Uğramışmış. Evimizi taşladılar Cemil. Bak ne diyor efendi? Niye taş atıyorsunuz lan? Aile evi burası. Ben ne yaptım ya? Şaka olsun diye. Allah Allah. Şaka, öyle mi birader? Dalga mı geçiyorsunuz lan bir de siz memurlar? Alın bunları hadi. Hadi. Biz de şakalaşalım hadi biraz sizle. Hadi. Ölme, hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi. 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 Hadi canım. Allah Allah. Pişkinliğe bak ya. At o sopaları. Aferin Cemil ya. Bravo. Vallahi bravo. Hale bak ya. Var mı bir şey? İyi misiniz? Yok ya, ne olabilir? Tamam, ben şimdi bunları içeri alacağım da. Ne yapıyoruz siz? Şikayetçi misiniz? Olsak ne olur? Yani mahkemeye çıkacaklar işte, mahkemeye gidip geleceksiniz sürekli. Ama içeride çok tutmazlar yani, söyleyeyim. Ya boş ver ya. Ya uzatmanın anlamı yok, daha da sinirlenmesinler. Hem nezarethanede kalırlar falan, akılları başlarına gelir bence. Baba ya. Tamam, siz bilirsiniz. Cümleten iyi geceler zaman. İyi geceler. Ne kadar çocuğa sahip çıkamıyoruz. Nasıl abisiniz, nasılsınız ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi misin hanımefendi? Korktun mu? İyiyim, iyiyim. Tamam, tamam. Tamam bak, kimse size bir şey yapamaz, tamam mı? Ben buradayım. Şimdi çekeceğim kulaklarınızı zaten. Çek kopar Cemil ya. Vallahi evin içine bu kadar taş attılar. Öyle mi? Ya çoluk çocuk var evde be. Allah Allah. Neyse. Tamam. Sağ olasın. Hadi iyi geceler. Afiyet olsun. Ne? Allah Allah. Ya bakma ya, sabahtan beri uğraşıyoruz, bir şeyler yiyememişim herhalde, ondan oldu. Acıktıysan demek. Ondan evet herhalde ya, kafa gitti yani. Geç bir börek de yapamadık sana ama. Ha. Yani aslında geleyim diyeceğim de geçen sefer öyle şey oldu ya. Ne bileyim diyeyim mi, bilmiyorum demeyeyim mi? Ha. Yani unlu unlu bir şeyler yapmasan iyi olur tabii. Allah. Ya ben sen hep yapıyorsun diye yaptım ya. Kusura bakma. Tamam ben müsait bir günde bekliyorum o zaman. Tamam. Tamam. Tamam neyse ben şimdi kulaklarını çekeyim şunu. Ha, çek. Hayırlı akşamlar. Ablacığım gördün mü senin yüzünden kimlere çattık ha? Laf dinlememenin sonuçlarını görüyor musun ablacığım? Ha anlıyor musun? Olur mu anlıyorum desene. Ya abla siz benim laf dinlememi istiyorsanız Hamza abilerle görüşmemi yasaklamayacaktınız o zaman. Buyur. Ya bunun akıllanacağı falan yok. Ben bunun ağzına burnuna vurayım olsun. Ya abi siz beni anlamıyorsunuz ki ya. Hamza abiler mahallemizi bu serserilerden korumaya çalışıyor. Onlar gelip bize ulaşması olmayacaktı ki o kaza. Onlar çete çete. Hamza abin kim lan? Bu mahallenin adı mı Hamza abin? Nereden çıktı Hamza abin? Oğlum, biz sen iyi okullarda oku, güzel yerlere gel diyoruz. Ne kadar çalışıyoruz hep birlikte. Senin yaptığın şey bak ya. Sen aptal mısın? Hala sokak çeteleriyle takılayım diyorsun ya. Üf abla ya, tamam be. Tamam. Ah. Kalk odana git, gözüm görmesi seni. Gerizekalı salak. Kapat, aptal. Abla, şey söyleyeceğim, benim telefonum ne olacak? Barış abi de doktor ya, parası var onun. Ödeyebilir yani, değil mi? Bunlar beni delirtmeye çalışıyor ya. Vallahi bak, bunlar beni delirtip atacak bir yere bak, ben sana söylüyorum. Ya tamam Fiko'ya kızgınsın ama hıncın neden benden çıkartıyorsun ki? Benim suçum uçum yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Hem okulda herkesin telefonu var. Bir tek benim yok. Benim günahım ne ki? Sen bize demiyor musun? Okuyun, okula gidin, şöyle yapın, böyle yapın. Ama senden bir şey isteyince de deliriyorsun. Kulüp için lazım diyorum ben sana, dinlemiyorsun. Barış abi alabilir, parası yok mu onun? Ha? Hadi bakalım yatağa, hadi minik oğullar. Hadi. Hadi, hadi Kiraz. Hadi bakalım, iyi geceler. Yedi cüceler. Ya tamam abla ya. Allah asıl olacaksın ha, tamam. Bu kadar da sıkma kendini yani. Tamam. Hadi iyi geceler.
gittim. Ya ben ablama o parayı öğretmem Çiçek abla ya. Halledeceğim ben. Neyi hallediyorsun sen acaba Fiko? He? Neyi hallediyorsun? Bir dur artık ya. Kiraz. Hadi bak başlayacağım bisküvinize. Çiçek abla. He? Ben ödev unutmuşum. Ödev alıp geldim. Nereye gidiyorsun Fiko, dur. Bir rahat durmuyorsunuz ya. Kiraz. Hamza abi. Abi neredesiniz ya? O çocuğun ailesi bela oldu başımıza. Para istiyor ablamdan. Darbaşet rahat bırakmayacakmış bizi. Sus lan. Bıdı bıdı etme. Biz neyle uğraşıyoruz sanki? Parayla falan olmaz o işler. Ne yapacağız abi? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Bunların sesi çok çıkmaya başladı. Bugün köklerini kurutacağız oğlum bunların. Kurutalım mı abi? Ablamın üzerine ben de acımam Hamza abi, anladın mı? Ertleme lan. Bunları 3-4 saate salarlar. Arsada gel bul beni. Bana bak. Dikilelim bunların karşılarına. Ya onlar ya biz ulan. İkimize dar lan bu mahalle. Çiçek abla bizi okula bıraksın, ben de okuldan sıvışır gelirim Hamza abi. Ne olacaksa ne olsun. Bas git hadi. Ne hallediyorsan hallet, bir an önce burada ol. Hadi. Tamam abi. Çok kötü oldu lan bu iş. Ama ben de Hamza'ysam gösteririm onlara kim olduğunu. Hamza abi. Geldim ben abi. Gördük lan. Bekle burada işte, birazdan gelirler. Şişt. Bana bak. Ortalığı çok pis kan götürecek ha. Miden bulanmaz değil mi lan? Söz konusu olan ablamsa ben her şeyi kaldırırım Hamza abi. Onlar benim ablama bulaşmayacaklardı. Ulan şunu hallet. Önün açık ha. Gel, gel edersin. Aslanım benim. Hamza! Geliyorlar. Sopaları alın lan. Çağırdın geldik. Hamza. Bu mahalle ikimize dar Bedir. Sessiz sedasız gidersin. Kan dökülmez. Dökülsün Hamza. Hem zaten dökülen kan yerde kalmaz. Abla bir hafta nefes alıyor lan. Sen toplarsın ama biz arkadan fıyarız. Bize gücün yetmez. Öyle mi güzel kardeşim? Tamam haklısın. Hadi canım kardeşim. Hadi yürü. Hadi. Hamza abi bir şey yok Cemil abi. Sus lan. Biliriz tamam. Fiko. Bak bunlar sandığın gibi adamlar değiller, tamam mı? Bir sürede etrafta olmayacaklar, alış buna, tamam mı? Ya bunların derdi neymiş ben anlamadım ki ya. Her şey varmış bunlarda birader. Bayağı gasp etmeler falan. Uyuşturucu satıcılığı. Ay. Bildiğin torbacıymış bunlar, torbacı. Ya abla yok öyle bir şey. Cemil abi, Hamza abi öyle bir şey yapmaz lan. Ya. Sus lan. Allah Allah. Ya Hamza aşkıymış. Sus lan artık. Eko, beni dinle. Bak,
Bunlar iki tane çete birbirlerine girmişler, tamam mı, alan kavgasında? Sen de arada kalmışsın. Durum bundan ibaret. Telefonlarını dinledi, kendini alıştır, tamam mı? Ya Cemil abi, emin misin? Hamza böyle bir şey yapmaz. Ulan ne Hamza abisi? Görmedin mi Hamza abini? Cemil. Arkadaşım var onlar senin. Süpersin. Salak. Tamam, tamam abi. Tamam, sus oğlum sen de. Sus artık ya. Tamam. İçeriden çıkamayacaklar bir daha. Hepinize geçmiş olsun. Bitti gitti bu iş, tamam. Çok sağ ol Cemil. Berkecan benim yüzüme bakmıyor. Yok efendim, benim sakalım yok. Buse'can benimle ilgilenmiyor gibi dertlerimize artık son veriyoruz. Bakın, bu elimde görmüş olduğunuz mucizevi ilaç her derde deva. Sivilceleri yok eder, köselere sakal çıkartır. Gençliğimizin de tadını çıkartır. Evet, var mı almak isteyen bu mucizevi ilaçtan? Ya ne güzelmiş, ben alayım bir tane. Hadi bakalım. Ben de bir tane alabilirim. Tabii ki alabilirsin, ben yakışıklım. Ben de bir tane. Hadi bakalım. Ya Fiko ya, keşke biz de alabilsek. Niye kızım, senin sivilcen mi var? Bak var işte. Okula gidince ben bir de bunu bantlayacağım. Ya o bir şey değil de sakal çıkarma işi iyiymiş ha. Artık ben çocuk muamelesi yapamazlar. Gerçek mi acaba? Gerçek olmasa niye herkes alsın ki? Ha işte bak, bizim böyle bir şey satmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Doğru dedim, gel. Tamam ablacığım, hadi bakalım. Hemen vereyim küçük abime bir sakal çıkaran. Yok abi de. Biz de bunlardan satmak istiyoruz. Yani biz özel okulda okuyoruz. Deli satarız bunları. Hadi ya. Okulda mı satacaksınız? Aynen öyle ama şimdi parasını veremeyiz. Sattıktan sonra ancak veririz. Ama kendi payımızı da alırız. Allah Allah. Nasıl güveneceğim ben size? Ya kremlerimi çalıp kaçarsınız ne olacak? Hop ağır ol bakalım. Eli bol kardeşleriz biz. Bu mahallede kime sorsan gösterirler bize. İşte bunlar da bizim kendi imalatımız. Böyle eczanelerde gördüğünüz yalan dolan kremlere benzemez bunlar. Ya iyi de siz nasıl kendiniz yapıyorsunuz ki? Fabrikanız falan mı var? Eskiden fabrikada çalışmıştım. Şimdi kendi yerimde kendim yapıyorum. Siz şimdi bunu alın. Tamam mı? Yarın götürüp okulda satın. Parasını bana getirin. İki katını vereceğim size. Tamam abi, hallederiz. Tamam o zaman. Yarın öğleden sonra ben buradayım. Siz de okuldan çıkar çıkmaz yanıma gelirsiniz. Tamam? Tamam. Tamam. Tamam mı? Hadi. İş bücürler. Bak bir yamuğunuzu görmeyeyim ha. Bulurum sizi. Ayıpsın abi ya. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Tamam hadi bakalım. Ne olur ki? Hem biz de denemiş oluruz. Bak öyle bilmediğimiz şeyi satmak olmaz. Açalım kızım, ne olacak? En kötü bir tanesini kârımızdan düşürürüz. Bana da versene ya. Aslında bunu yapmayı öğrensek var ya. Biz nasıl öğrenelim Fiko? Adam bu işin fabrikasında çalışmış. İyi bir adamı benziyor adama, değil mi? Versene biraz daha. Aslında var ya, biz bu işten çok para kazansak telefonumuzun internetini de açtırırız. Ablama yük de olmayız. Açtırırız tabii kızım. Hepsini ablama vereceğimizi biraz da kendimize ayırırız. Aynen. Düşünsene bize çok zengin oluyormuşuz. Pelin abla kızım. Şuna bak ya, vallahi geçirdi ha. Bakayım. Harbiden mucize ilaçmış kiraz ya. Bak bakayım, herhalde sakal çıktı mı? Şimdi şuralarda biraz var ha. Var ya, biz bu ilacı manyak satarız. Çocuklar hadi, geç kalacaksınız hadi. Geliyoruz Barış abi. Tamam ya, Allah Allah, istemiyorlarsa gitmesinler, boşver. Ablam hala aynı. Abilerim, ablalarım. Bu elimde görmüş olduğunuz krem mükemmel bir icat olup sivilce derdine kesin çözüm. Erkeklerde de sakal çıkartıyor. Annem ergenlik sivilceleri geçmez diyor. Yaşımızın geçmesi lazımmış. Annen bu kremi bilmiyordu, ondan öldü diyor kardeşim. Sen süreceksin bu kremi, tamam mı? Pırıl pırıl oynayacaksın Allah maktabıma. Ne diyorsun Fiko, ne biçim laf ya? Ya kızım, mahalle çocuğuyuz biz. Siz hiç merak etmeyin, ben bunların hepsini denedim. Hepsi de sivilcelerime iyi geldi.
Sivilceler yüzümüzün yağından oluşuyormuş. Temiz tutmamız yetermiş. Ne diye yüzünde ekmeği sunacak kadar yağ var o zaman? Dümesene şöyle almayacak bak şimdi utandırıyorsun. Ya ne diyorum yıkamayla geçmez diyorum ya. Süreceksin bu kremi. Ne yağın kalacak bir açelim. Sen beni dinle. Annem yalan mı söylüyor yani? Bence senin annen senin çirkin olmanı istiyor. Neden istesin ki öyle bir şey? Tabii kızım. Çirkin olursanız ne olur? Sevgiliniz olmaz. Anladınız mı? O yüzden annelerine sivilcelerinizin gitmesini istemiyor bence. Hadi canım. Harbiden Fika, hadi canım. O ne öyle? Tabii kızım. Sevgilin olsa ders çalışamazsın. O yüzden sivilceli olun ki sevginiz olmasın diyorlar işte. Ben 6B'deki Bora'yı beğeniyorum aslında ama bana lahmacun suratlı dedi. O zaman ne yapıyorsun ablacığım? Sürüyorsun bu kremi tamam mı? Sonra sabahtan kıyması dökülmüş pile gibi pırıl pırıl parlıyorsun Bora'nın karşısında. Tamam mı? Vereyim bir tane hadi. İyi ver deneyeyim annemden gizli. Tamam bana da bir tane. Önce ver bir tane. Param olsa da ben de alsam. Al. Ablacığım bakmayın oradan gelin. Ya Fiko sen niye İsmo'yu bıraktın ki? Ben ona bakmaya gidiyorum. Ne yaptınız? Sattınız mı kremleri? Abi sen niye buraya geldin ki ya? Biz mahalleye gelirdik. Yerinizi yurdunuzu bir göreyim dedim. Ha, biz hepsini sattık. Hatta başka siparişler de var yani bize daha çok verebilirsin. Bak sen. Sizi gidi sizi. Tamam ayarlarız bir şeyler. Ver parayı. Yalnız kendi payımızı aldık haberin olsun. Tamam. Artık bize daha ucuzdan verirsin. Gördün satıyoruz işte. Mahallede iş portu da açarız. Tamam hallederiz. Neyse ben İsmail'e bakmaya gidiyorum. Tamam. Hadi Fiko ya. Gelecekler bak şimdi ha. Kızım biz böyle bir posta dağıtalım. Yemin ederim telefonlar açtırırız ha. Öyle olur valla. Hatta geri kalanını da biriktirip ablama veririz. Ben istiyorum karamı. Bana düşür. Senin yaşın kaç, başın kaç? İsmo ya. Sen ne yapacaksın sivilce kremini? Sür, ben de istiyorum kremden. Ya sür kızım ya, ne olacak? Zaten zararsız. Al, ben de sürüyorum. İyi, tamam. Cemil. Ne oldu bunların üçüne birden ya böyle ya? Allah Allah. Hepsi tatır patır bayılırlar ya. Allah, hiç içer. Hediye hediye bir şey yok mu? Yardım, yardım. Oğlum gel. Yardım, bir bayılma durumu var. Koş, koş. Yürü, 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 yürü. Abi, adamlar geliyorlar. Gel, 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 gel. Barış, Barış girme sen, girme sen. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme, merak etme. Çekil, çekil. Biraz acil, biraz acil ya. Sen de. Yetiştik, yetiştik. Sedye getirin, sedye. Sedye bir tane daha, sedye, sedye, sedye. Çabuk. Üçünde de şuur ve ateş kaybı var. Biterlerine bakın. Montaj ediz. Yolda soğuk pres yaptık ama hala şuur bulanıkla devam ediyor. Siz doktor musunuz? Evet. Doktorum. Evet. Tamam, burada kalın, bildiğini vereceğiz. Arkadaşlar tamam. İş alalım. Motorize kontrol edelim. Biter kontrol edelim. Hemen derhal. Barış, ne yapıyorsun birader sen? Burası senin eski hastanen değil mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme. Ya nasıl bir şey olmaz ya? Beni de yakacaksın. Gözünü seveyim ya. Bir şey olmaz, korkma tamam ya. Sakin ol, bir saklan. İçlerini doldu, Fatma hemşire. Fatma gitmiş be, beyazlı olan. Onun hepsi beyazlı. Biliyor işte. Ya gitti. Çıkın lan. Barış. Ha güzel. Sen çok ucuza dolanma istersen. Yok hayır hayır ben burada duracağım. Sağlıklı olduklarını görene kadar gitmek yok. Merak etme sakındırım ben geldim. Gel böyle. Gel gel tamam geçti bak hastanedeyiz. Sakin ol ablacığım. Bayıldılar öyle bir anda. Biz de anlamadık. Ulan nasıl bayıldılar? Niye bayıldı bunlar ya? Bir şey yok oğlum. Bir şey yok. Şimdi içeride mi? Bekliyoruz bir şey yok.
Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet. İlk müdahaleler yapıldı. Bilinç değişikliği olduğu için MR görüntüleme sonrasında odaya alacağız. İlk teknik sonuçlarına göre bilgi vereceğim size. Anladım. Niye bayılmışlar peki? Şu an konuşmak için erken. Dediğim gibi testler sonuçlansın, bilgi vereceğim. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Ya bu ne dedi şimdi? Ben bir şey anlamadım ya. Şişt, damat, ne olmuş bizim faydasızlara? Sen anlamışsındır ha? Kısacası şöyle, beklememizi söyledi. Yani testler çıkınca ama bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sen şu umrumda soruyorsun. Ne demek ya? Tabii ki umrumda. Aa. Ha, umrunda ondan bize ömrümüz boyunca ödeyeceğimiz 500 bin lira borç taktın değil mi? O yüzden bizi kandırdın, işiniz oldu diye lokantanın sahibinin haberi yok anahtarın bizde olduğundan. Ne? Öyle bir şey mi yaptı bu? Evet. Kadından gizli vermiş bize anahtarı. O kadar da içine masraf yaptık, içine emek verdik o kadar. Bize salak gibi işimiz oldu diye seviniyoruz ya. Çocuklar hastanede şimdi. Ne paramız var ne işimiz. Çiçek, onunla bir gelsene ya. Gel gel. Ya bir yedin ya. Bir yedin ya. Ya şimdi sırası değil biliyorum da yani sen şimdi yüzüğü falan yuttun ya böyle bir. Bizim mevzu bir havada kaldı ya yani o bakımdan şey. Bir tekrar sorayım dedim. Ne diyorsun? Evleneceğim mi ben de? Cemil tabii ki evlenecek seninle. Yasak kozlarıydı. Yok ya. Yok ya. Ben kapının önünde yatıyorum. Anne ne yapıyorsun? Merhabalar. Hah, çıktı mı test sonuçları? Ağır metal zehirlenmesi yaşamışlar gibi görünüyor. Yani kanlarında yüksek miktarda civa var. Ne? Civa mı? Civa nereden çıktı ya? Nereden girmiş ki kanımıza? Yani sizin bu ara böyle yediğiniz ya da yaptığınız yeni bir şey var mı? Bir düşünün bakalım. Var mı bu aralar yaptınız? Farklı bir şey. Ha Fiko? Ne yaptınız ablacığım Kiraz? Söyle. Ya abla biz hiçbir şey yapmadık ki. Ha oğlum hiçbir şey yapmadınız da niye hasta olduğunu söyleyin işte. Ya hayır öyle de değil. Yani bir defaya mahsus diye böyle sıklıkla yaptınız hani. Var mı şey sıklıkla yaptığınız bir şey? Yani Fiko benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yaptık ki biz? Ya kızım benim de aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Krem sürdük krem. Ne? Krem, ne kremi sürdünüz? Ne kremi ya? Filiz bunlar sivilce kremi sürüyorlardı. Ne sivilcesi ne kremi ya? Ne olur? Nerede bir örneği var mı yanınızda bir şey var mı? Çantamda. Sizin sivilceyle ne işiniz var ama? Ya daha suratınıza sivilce yok. Ne kremi sürüyorsunuz ya? Bu mu? Ha? Bu. Ver bakalım Filiz'ciğim. Nereden çıktı bu? Nereden buldunuz bunu? Satıyorduk biz onu abla. Satıyor muydunuz? Evet abla. Hani ben sana okulda simit satıyorduk demiştim ya. Aslında biz krem satıyorduk. Sana sürpriz yapacaktık ama. Bravo. Çok güzel sürpriz yaptınız bana. Bravo. Kim verdi lan size bunları? Ha? Mahallede bir adam. Bunları kendi yapıyormuş. Biz de ondan alıp okulda ve mahallede sattık. Aynen. Kimmiş bizim mahallede? Neymiş ya? Herkesi bundan mı? Filiz. Ya ne oldu? Filiz de mi zehirlendi ya? Ama ablam sürmedi ki kremden. Filiz Hanım'a da test yapalım hemen. Madem okuldaki çocuklar kullanmış, okulu bilgilendirmem lazım. Peki doktor bey, sağ olun. Ulan bir durmuyorsunuz durduğunuz yerde. Hep bir olaysınız yani. Nereden çıktı kızım? Nereden buldunuz siz bu adamı? Bizim mahallede kimmiş yani bu? Başım tamam çok korktular zaten. Ulan ya. Yoktan iş çıkartıyorsunuz başımıza ha.
Filiz. Filiz. Ne oldu güzelim, miden mi bulandı? Ya niye bizim hayatımızda hep kötü şeyler oluyor? Hiç iyi bir şey olmuyor Barış ya. Benim canım be. Ya olur mu öyle şey? Sen kendine çok yüklendin benim bir tanem. O yüzden ağlıyorsun. Şu... Ay, çok bunaldın sen. Ne oluyor lan? Şunu yüzüme sar hemen. Manyak mısın ya? Al şunu. Hastanede şu halimize bak. Ya ben seninle uğraşmak zorunda mıyım? Hayır. Gören olacak. Sus. Hadi yürü kızım. Macit abi biz geldik abi. Para getirdik abi biz. Macit abi. Ya Fiko, adamlar zaten kaçak değil mi? Polis de onları arıyor. Niye buraya gelsinler ki? Orası belli olmaz kızım. Sonuçta bunların yeri değil mi burası? Macit abi olmasa başkası gelecek. Otur da bekleyelim bari. Hiç umudum yok da bekleyelim hadi. Ya Fiko niye inatlaşıyorsun ya? Zaten boşuna bekliyoruz biz burada. Dondum bak, yine hasta olacağız. Acıktım da zaten. Kız gibi söylenmesene kızım sen de hemen. Ne diyorsun ya sen? Ayıp değil mi? Ben senin ablan değil miyim ha? Saygısızlık yapma. Bir kurtulamadın şu maç hallerinden ha. Ayıp ayıp. Saygılı ol azıcık. Özür dilerim ya. Mızıkçılık yapma diye dedim. Okuldan atılmak şurada donmaktan daha mı iyi? İki dakika aç kalsın ölmezsin ki. Ha geliyor işte. Barış'ın yanındaki adam değil mi şu? Evet vallahi. Saklan saklan. Tamam abi kızma ya. Gidiyorum işte. Yaklaştım. Ben ne bileyim abi senin Zula'ya para sakladığını. Tamam, çıkınca hemen getiririm sana parayı. Hadi yaklaştım, ben kapatıyorum. Selamünaleyküm abi. Ne oluyor lan? Kimsiniz siz? Abi ben Fiko, bu da kardeşim Kiraz. Macit abi aradık biz, yok mu kendileri? Macit falan tanımıyorum ben. Çekilin şimdi ayağımın altından. Yalan söyleme, geçen sene onunla gördü. Ya sen karışma, erkek erkeğe konuşuyoruz biz. Ne konuşacağım lan, ben seninle bir cür. Tanımıyorum diyorum. Defolun gidin hadi. Yoksa alırım ayağımın altına ha. Bizim Macit abi yetmezse seni polise götürürüz. Abi nasıl tabii karşıma? Polise! Şiko, bravo valla. Senin yüzünden başımıza gelene bak. Var Cemil abiye falan haber verseydik. Kızım ne konuşuyorsun vır 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 ya, kafam şişti ha. Var bizim de kendimize göre bir planımız. Burada böyle terk edilmiş bir yerde bağlıyken nasıl bir planın olabilir acaba Fikocuğum? Ha? Adam bizi kesecek, o olacak. Ha? Sonra ablam da bebeğini düşürecek. Yani bu da işe yaramayacak. Kısmı dolmuş çubuğu düşünceyle kendini düşünsene sen. Düşünüyorum zaten ama sayende çocuk yaşımda ölüp gideceğim Fiko. Abi bu eski kapıların arasında dedin ama hangisi bulamadım ben. Abi geri zekalı deme şimdi yani. İnsan öyle şey oluyor. Milyon tane kapı var abi burada. Ha söyle abi. Tamam kapıları arkama aldım. Ha karşıda diyorsun. Tamam, tamam anladım abi. Çıkamayacağız işte buradan. Bir işi de beceremedik ha. Hadi sen salaksın. Ben nasıl sana uydum acaba? Kızım sussana Allah aşkına ya. Yeter ya. Bağırışmayın lan. Çözden bizi. Polisler herhalde sizi arıyor. Sattığınız kremler yüzünden kardeşimle ölüyorduk. Teslim olun. Ya komik çocuksun sen yemin ediyorum. Allah'ım manyağı. Eli kolu bağlı hala artistik yapıyor ya. Abi. Buldum Zula'yı. Para bende, geleceğim şimdi de. Başka bir sorunumuz var. Şu senin mal sattığın veletler kapıya gelmişlerdi. Bağırıp çağırınca ben de aldım bunları buraya bağladım. Ne yapayım abi bunları? Ortadan kaldırayım mı? Yalan amirim.
Bacak kadar çocukların lafıyla mı hareket edeceksin? Lan konuşma, niye yalan atıyorsun? Çocukları niye bağladın o zaman? Abdullah, Serhat abi, alın şunu. Götürün kardeşim. Amirim. Lan konuşma. O Macit'in yerini de sorguda öğreneceğiz senden, merak etme. Aslan Cemil abim be, bizi kurtarmaya geleceğini biliyordum. Sen hiç konuşma Fiko. Ya biz sizle kendi başınıza iş yapmayacaksınız diye konuşmadık mı çocuklar? Ha Kiraz? Ya biz geç kalsaydık ne olacaktı? Niye böyle yapıyorsunuz? Ya abi o kadar plan yaptım ben ya. Mektup falan bıraktım sana. Oğlum 5 dakika geç gelseydik burada belki... Ben ne derdim o zaman ablanıza? Ha? Niye böyle yapıyorsunuz çocuklar? Ya Cemil abi bizi okula suçlu sayıyorlar. Bizi okuldan atacaklar. Ablam duyarsa çocuğunu düşürür. Ne? Ya biz eğer gerçek suçlu yakalarsak kahraman olur okuldan atılmayız demiştik. Hadi yürüyün tamam. Al çantanı. Önce karakola gideceğiz, ifadenizi alacağım ben. Ondan sonra okul mokul bakarız. Tamam hadi. Ya Cemil abi, şimdi gerçek suçlular yakalandı değil mi? Yani sen de okul müdürüyle konuşursun, olur mu? Ama şey, hani kahraman adımızı söyle de okula atmasınlar, olur mu? Zaten polis söylerse inanırlar. Ablama hiçbir şey söylemesen. İyi, tamam. Bana bakın. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. Hastaneye falan gidelim mi? Yok, iyiyiz. İyi, tamam hadi. Siz arabaya oturun. Ben Salih abinizle bir şey konuşup geleceğim hemen, tamam? Ya Fiko, ben anlamadım. Cemil abi bizim burada olduğumuzu nereden biliyordu? Ya mektup falan dedin o ne? Plan yapıp geldik kızım. Seni öldürdük yere tehlikeye atar mıyız? Ne yaptın? Bak şimdi, bugün getiren polisi gördün değil mi? Gördüm, çok havalıydınız be Fiko. Boş ver şimdi havayı. Sana çok önemli bir görev vereceğim. Okul çıkışında o polis bizi almaya gelecek. Eğer o zamana kadar biz okula geri dönmezsek... ...bu mektubu ona vereceksin, tamam mı? Vay, heyecan, macera, aksiyon. Aynen öyle. Öyle işte. Sen bana o kadar salak falan dedin ama şimdi utandın değil mi Kiraz Hanım? Ya Fiko, bir tanesin ha. Ve bunlar var ya, benimle kafa yaptılarsa bunlara var ya çok pis hesap sor. Yok ya baba, niye öyle şey yapsın ki adamlar? Adam kendi geldi para vermek için. Yazık ama üzüldüm adama. Duvar gibi bakıyordu bize. Ya baba, biz şu korku evi için yapalım mı ya? Bizim okul zengin milletlerle kaynıyor. Korkmuş için para verecekler ya. Lan bana ne onlardan ya, ben hayatta girer miyim bu toplara? Ama baba ya, hem sen söz vermiştin yardım edeceğini. Ulan siz var ya kaç yaşına geldiniz, hala bu babanızı tanıyamadınız ha. Ben ne yapayım öyle şeylerle, hadi bakalım. Siz evinize, ben de işime gücüme. Neyse öyle olsun, eğer bize yardım etmezsen biz de karakola gidip sigorta parasını senin çaldığını söyleriz. Hangi sigorta parası kız? Ablanın adını kullanıp aldığın sigorta parası. Ya Cemil abi 2 yıl hapisle baş ödemişti değil mi? Hiç valla. Hem ablam böylece parayı geri ödemek zorunda kalmaz. Yuh lan, yuh size be. Lan hepiniz bana çektiniz ha. Hadi, hadi yürüyün halledelim şu işi, hadi, hadi. Ona çok güzel bir ya, sen de beğeneceksin. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bu tek kullanımlık bir şantaj ha. Böyle zırt pırt kullanırsanız ayağınızdan tavana asarım sizi. Hatta ne yaparım biliyor musunuz? Ablanıza gider söylerim, bunlar okulda ekti falan derim. Yuh baba ya, sen çıkarttın bizi okuldan. Allah Allah, gideceksin onu Marco Paşa'ya anlatacaksın. Ah, yürüyün bakalım, yürü. Yürü. Baba burası. Vay vay vay, ne güzelmiş ya. Şişt, peki bitire yok mudur ya? Bak 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 lan, ben burayı daha önce nasıl görmemişim. Üstü de öyle. Vay vay. Oo. Lan ben burayı daha önce nasıl görmemişim be. Allah. Çok güzel ya burası. Ya, güzel yerde bu adamlardan nasıl kurtulacağız? Allah Allah. Niye kurtulacaksın kızım bu adamlardan, zavallılardan ya? Siz çocukları korkutmak istemiyor musunuz? İstiyoruz baba. Bunlardan daha iyi korkutacak şeyim var mı lan? Sence de biraz tehlikeli olmaz mı? Tehlike mi? Siz çocukları pamuk şekerle falan mı korkutmayı düşünüyorsunuz? O zaman ben mahalledekilere haber veriyorum. Dur Fiko. Şey söyleyeceğim.
Sen hemen dön, tamam mı? Oyalanma yani. Çünkü ben korkuyorum. Ne korkuyorsun kızım ya? Babam var ya. Tamam, ben tık tık giderim. Oyalanma. Ya hadi baba, bırak şunu artık. Ver. Aa, bırak ya. Şş, ben halledeceğim. Hadi sus. Kalkın lan, kalkın. Kalk, kalk. Şş, kalk lan, kalk, kalk. Benim sizinle işim var. Çabuk, çabuk. Ne işin var bizimle dayı ya? Konuşma, gel, gel, gel. Şş, kalk, 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 kalk. Gel bak, gel. Çek elini oradan, gel bak. Yarınla çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Ama harbiden korkutucu oldu ha. Oğlum hepsini bitiriyorsun. Biraz insan ol ya. Aa, lan faydasızlar sürüyor. Siz ne yapacağınızı anladınız değil mi? Anladık be Fikri dayı, anladık. Gelirini korkutacağız işte. O kadar be ya. Ya. Ya baba hadi gidelim. Çok yoruldum zaten. Dur be ya, Allah Allah. Şu bitsin ondan sonra. Çek elini ya. Selam. Hoş geldin Pera. Teşekkürler İsmail getirdin. Önemli değil. Vav. Wow. Ötekilerden çok daha gerçek ve korkutucu olmuş. Hele şu turuncu şapkalı gece görsem altıma kaçırırım ha. Yok ya, gördük çalışıyorsun. Al şunu oğlum cici ya. Şş, hadi gidelim lan, gidelim. Ölüyorum acımdan, yemek yiyelim. Şş, ne yapıyorsun baba? O benim arkadaşım. Baba mı? Yok, teyzesi. Evet. Babam o benim. Neyse gel gidelim. Ya hadi Fiko, Kiraz hadi geç kalacaksınız ablacığım. Abla telaşlandırmasana ya. Babam bırakacak bizi okula. Ha hangi babam bırakacak bakayım bu mu? Bak uyuyor. Allah Allah. Efendim? Heh, Filiz, benim pek fazla zamanım yok. O yüzden acele konuşacağım yavrum. Barış. Ay, sesin gelmiyor ama. Çok uzaktan geliyor sesin. Ya burası biraz kalabalık da. O yüzden rahat konuşamıyorum da çok. Sen nasıl, savaş iyi mi? Baba, baba, baba. Ya baba. Ya cücü baba. İstemiyorum ya. Ya baba hadi. Ya baba. Ya ne oluyor lan? Uyuyorum ya. Of. Ya baba mızıkçılık yapma ya. Bugün korku evinden çıkıyoruz. Bak ablam bizi okula götürürse bir daha oradan çıkamayız. Hadi baba söz ya verdim. Bir gidin ya. Vallahi sen bilirsin baba. Yürü Kiraz, gidip babamı şikayet edelim. Şu sigorta şeyi için. Dur 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 dur. Hani tek kullanımlıktı o şantaj. Siz suyunu çıkarttınız ya. Bak ben de giderim ablanıza derim ki bunlar her gün her gün her gün her gün okulu kırıyorlar derim. Ya tamam da baba biz korku evi için istiyoruz. Yeni bir şey değil ki. Kız başladık bu orayı açtık. Daha ne istiyorsunuz? Ya baba hadi sensiz olmaz ya. Açılışı var diyorum sana. Yardım edeceğine söz verdin. Ya baba daha cücüyü de alacağız. İsmail'i de okula bırakacağız hadi. İsmail'i niye biz bırakıyoruz ya? Cücüyü ne yapacaksınız? Oradaki ayyaşlar yetmiyor mu ya? Cücü onlardan daha korkunç da o yüzden baba. Hadi ya bak şimdi ablam tamam soru yağmurunu tutacak diyor. Tamam be tamam be tamam be tamam. Yürüyün ya baba. Gel İsmail. Daha pişman ediyorsunuz bunu ya. Hayret bir şey ya. Ulan orada sıcak Miras beni beklerken ben nelerle uğraşıyorum. Hay senin tipine ben. Nasıl? Tamam abi sen de siz. Hah tamam. Yerinize geçmeyi unutmayın ama. Ya baba Cücü abi nerede? Bir tek onu hazırlamadık. Gelir ya şimdi gelir. Allah Allah çağırdık ne yapayım gelir. Biz geldik. Aa Pera nasıl çıktınız okuldan?
En yakın arkadaşım işletme açacak, ben de okulda duracağım. Şaka yapıyorsun herhalde. Ya çok sağ ol da nasıl kaçtınız ki? Kaçmadık aslında. Son iki ders dans seçmeleri vardı, ondan izinliydik. Süpersin Pera ya. Korku evinin ilk açılışını bana yaptıracaksın değil mi? Yaptırırım tabii, yaptırmaz mıyım? Bakalım korkunç olmuş mu? Bakalım. Bartu, çocuklar hadi gelin başlıyoruz. Bartu, benim kuzenim Tiraz. Okulda hiç karşılaşmadınız mı? Yok, karşılaşmadık. Merhaba. Selam. Wow, güzel konsept. Sevdim. Biraz geleneksel, biraz orijinal. Vampir falan yapmacıklığına da girmemişsin. Güzel olmuş. Evet, öyle. Ben bilerek girmedim ben. Benim yaratıcılığımdan çıkıyor. Hepsi bu yüzden çok güzel yani bunlar. Hep bu yüzden Allah bu kadar. Allah! Baba, hadi hazırız. Ha, evet. Evet baba, şimdi hemen başlayacağız. Siz zaten nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Abi sen de şuraya geç, tamam mı? Hadi. Hemen başlayacağız birazdan. Ne oluyor ya? Cücü, evladım nasılsın? Ooo, Rezai amca. Sen ne arıyorsun burada? Fikri Beyefendi'yi ziyarete gelmiştim. Şimdi onlara gidiyorum. Ha, onlar evde yoklar. Ben yanlarına gidiyorum. İstersen sen de gel böyle buna. İyi o zaman. Sen bin arabaya, şoföre tarif et, öyle gidelim. Olur. Şimdi dümdüz devam et sen. Sahi Fikri'yi ne yapacaksın ki sen? Ben düşündüm. Bunca yıl torunuma bakmışlar. Gerçi haklarını parayla ödeyemem ama ben mirasımı Fikri Bey'e bırakmaya karar verdim. Ödersin Recai amca. Fikri'nin hakkını en güzel parayla ödersin. Sen ileriden sağlam dön. Çok güzel olmuş Kiraz ya. Hem gerçek hem değil gibi olmuş. O adam bir de. Şimdi bu taraftan. Evet. Koşun koşun, tam gibi durma. Nereye gidiyorsun? Ben şu Fikri'yi bulayım geleyim Recai Bey amca. Sen bekle burada. Tamam yavrum, ben beklerim. Sen işine bak. Fikri! Fikri! Burada ne yapıyorlar ki? Allah Allah. Merak et. İyi kafalar bunlar ha. Bize de iyi eğlence çıktı ha. Para kazanacak mısınız bu işten? Ya bizim faydasızların işi işte. Sonra bir şey söyleyeyim mi? Eğer burası para getirirse ben buraya çok pis çökerim ha. Fikri! Ne oluyor lan? Fikri! Ay, Tücü buradayım lan de. Ne yapıyorsunuz burada Fikri? Sana şey getirdim ben. Hikmet'in dedesi Recai amcayı. Allah! Oğlum söylesene lan, parayı Hamza yanmış. Fikri. Fikri. Lan. Recai.
İyi misiniz? Şahin amca, tamam. Sakin, sakin. Çok yazık oldu Refik Bey. Tablo mirası sana bırakacağını söylüyorum. Yok anasını. Recai abi. Şimdi ölemezsiniz. Asla. Hadi. Gözünüzün yağını seveyim. Hadi. Baba. Recai deneme ne oldu baba? Neden yerde yatıyor? Adamı öldürdük be Fikri. Ne yapacağız şimdi? Ne? Barış. Ay kalk. Ay. Günaydın güzelim, ben nasıl uyuyakalmışım ya? Olursun tabii, kaç gündür uyumadık doğrusu. Rahmet aradı mı hiç acaba ya, duydun mu sen? Yok, ben duymadım, hiç aramadı herhalde. Barış. Çocuklar yok. Arabadalardı en son. Ya yoklar işte. Ablacığım. Dolardır yavrum, endişe etme ya. Ya yok Fiko. İşte ya. Fiko. İsmocuğum. Abinin ablan nereye gitti, gördün mü ablacığım? Gittiler. Nasıl ya? Nereye gittiler? Otostop yapmaya. Bir şey söyleyeceğim. İstanbul'a otostopta gitmiyorlardır değil mi? Hayır, amcamlara gidiyorlardır belki ablacığım. Yok, İstanbul'a. İstanbul'a gidiyor olamaz herhalde. Olabilirler Barış. Çabuk. Fikri Bey. Kalkın, çocuklar yok. Oo, durun ya. Burada da mı rahat yok abi? Ya boş ver gel. Ablam bizi görmeyeli çok paniklemez inşallah ya. İstanbul'da Pera'da kalacağımızı, gider gitmez de onu arayacağımızı yazmadın mı? Nereye yazdın? O Fiko mektup yazacaktın ya bizi merak etmesin diye ya. Allah Allah ya, niye ben yazıyorum, niye sen yazmıyorsun? O Fiko ya, gece sana dedim ya yaz diye. Ne bileyim kızım ya, ben sen yazacaksın zannettim. Benim iki cümleyi arka arkaya getirmişliğim mi var? Yani şimdi ablamızın bizim İstanbul'a gittiğimizden haberi yok mu? Vallahi aferin Fiko sana. Ben var ya sana hiçbir şey söylemiyorum. Ablam meraktan çatlar, bebeğini de düşürürsen o zaman görürsün. Allah Allah, niye ben görüyorum? Niye sen görmüyorsun mesela? Hem yazmayı da sen unuttun. Ne yapsak, bir yerden arasak mı ya? Nereden arayacağız? Telefon kartın var mı? Yok. İyi tamam, o zaman geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Belki ablam uyanmamıştır, yetişiriz. Dur. Niye indiniz? Okul diye sizi kaçırdık diyordunuz. Her şey iptal oldu abi ya. Evde bir şey unutmuşuz. Resulallah. Biliyorsun değil mi? Bunların hepsi senin yüzünden. Öf, tamam kızım ya, Allah Allah. Ne abarttın sen de. Yarın bir daha kaçarız. Bugün akşam benim gözümün önünde yazacaksın o mektubu. Tamam be. Almış olabilir mi birileri bunları ya? İstanbul'a varmış olabilirler mi? Güzelim, iki tane küçük çocuğu kim arabasını alacak? Nasıl kim alacak ya? Neler okuyoruz her gün? Ya hayır canım. Burası İstanbul'un ufacık kasaba. Sakin ol. Of. Buraya kadar yürümüş olabilirler mi ya? Yani eğer İstanbul'a gideceklerse bu yol üstünden gitmeleri lazım. Sen gözünü ayırma, belki yorulup bir yol kenarına oturmuşlardır. Kaçırmayalım bir yüze. Ay İstanbul'a giderlerse, bak mahalleye varırlarsa, eğer şu an varmışlarsa muntazam adamları kesin yakalamıştır onları Barış. Yahu ne telaş ettin, büyütme bu kadar. Sıkıntı yok, bulacağız onları, merak etme. Of. Feyyazlar Tekirdağ'ın içini arıyor. Biz köylere bakıyoruz. Murtaza baba konuşturmadı mı hala şu herifin oğlunu? Samanlıkta iğne arıyoruz burada. Ya, ya, ya.
öldürdün mü ya? Ne yapıyorsun? Kendini mi öldürecektin manyak? Ne yapayım kızım ya? Yoksa ablam öldürecek bizi. İki saattir kimse durmuyor yani. Canına mı sıkıldın lan? Niye attın arabanın önüne? Abi, abi şarkıya kadar bırakır mısın ne olur? Yok ya. Basın gidin. İşimiz var bizim. Bacak kadar boyunda el alemin arabasından belanı mı arıyorsun Velet? Bırak şunları da gidelim. Durmuş bir de çoluk çocuğa laf anlatıyorsun. Kiraz atla atla. Ne oluyor lan? Abi bizi gittiğiniz yere kadar götürün ya. Oradan olmadı yürürüz. Hadi sür sür. Uğraşmayalım bunları. İleride bir yerde atarız. Ne ayaksınız lan siz? Hiç abi ya. Şey bizim ablalarımız şey yapıyor işte. Sahilde piknik yapıyorlar. Biz de onların yanına gitmeye çalışıyoruz. Evet ya çok yakın buraya. Hatta arabayla hemen gideriz yani. Acaba siz bizi bıraksanız mı? Ben bir Tufan'ın çiçeği falan arayayım da gözlerini açsınlar. Belki... Çantam nerede ya? Almış telefon mısın? Çantamdaydı. Almadın mı? Yani güzelim eğer almadıysan sahilde kalmışım. Ya kafamı bıraktılar ya. Kafamı bıraktılar. Ya bizim başımızda ne belalar var. Niye böyle yapıyor bu çocuklar ya? Ama ben onları bir bulayım. Bak ne yapacağım onları biliyor musun? Bu sefer taviz vermek, yüz vermek yok. Bu sefer gerçekten alacağım ayağımın altına onları. Ağaçlara bağlayacağım bak. Canımın içi bak. Tamam böyle kızıyorsun sen ama bak çok normal şu anda İstanbul'a gitmeye çalışmaları. Anladın mı? Yani evlerini aldık, hayatlarını aldık, arkadaşlarını aldık. Normal diye bir çocuk bunlar. Ya ne yapalım? İsteyerek mi oldu ya? Bilerek mi oldu? Biz böyle mi istedik de oldu ya? Ya tamam biz istemedik de o iş öyle değil ki. O kadar basit değil ki. Onların kendi düzenleri var. Bak şöyle yapacağız. Gideceğiz şimdi onları sağ salim bulacağız ama sen üstlerine gitmeyeceksin. Ne yapayım? Madalya mı takacağım? Ya takmayacağız da işte. Bak onların acilen düzene ihtiyaçları var tamam mı? Şu bir dönelim. Bir sağ salim bulalım onları. Tamam mı? Senin amcanla konuşalım. Eve bir girelim. Bir iş mi buluyoruz? Ben aslında hastanelere mi bakıyorum artık? Ne yapıyorum? Bir şekilde bir düzen bulacağız kendimize. Eve çıkarız. Tamam bir düzlük buluruz kendimize. Rahat ol. Rahatla. Relax. Bir bulalım da. Vallahi ötesini düşünemiyorum ya. Böyle gözümün önüne Murtaza'nın adamların elinde böyle kirazlı Fiko geliyor. Başka bir şey düşünemiyorum. İçim sıkışıyor ya. Yok ya. Büyütme o kadar. Getirme aklına öyle şeyler. Ulan bari elimizde bir fotoğraf olsaydı. Körü körüne hava çıktık. Aa, hava mı çıktınız abi? Vaktiniz var o zaman. Biz de bırakırsınız oradan devam edersiniz. Sana ne lan? Bacak kadar çocuğun lafıyla mı hareket edeceğiz? Ne avlıyorsunuz ki? Balık falan mı? Ne yapacaksın? Sana ne? Ne biçim konuşuyorsun kardeşimle ya? Sen ne bitirin bir şeysin öyle. Şimdi bana bak. Bunu yanımıza alalım. 3-5 seneye kalmaz Ali Kıran baş kesen. Tam bizim babaya göre. Var bizim babamız istemez. Bak sen. Kimmiş sizin babanız? Bırak uğraşma çocuklarla. Bak şurada bir köy var oraya sapalım. Abi niye durduk? Atlayın aşağı atı çocuklar. Niye ki? Uzatmayın işte. Biz buradan sapıyoruz. İn aşağıya. Oradalar. Yetiş yetiş. Tamam güzel. Tamam. Aa. Neredesiniz siz? Ha? Neredesiniz siz? Dönürtecek misiniz beni? Neredesiniz? Abla. Ya sen bizi nasıl buldun ya? Hala ne diyorlar? Barış bak al bunları bak. Öldüreceğim ben bunları. Tamam güzelim bak sakin ol. Ne konuştuk tamam mı? Sonra konuşuruz tamam mı çocuklar? Hadi bakalım hadi. Ya siz gerizekalı mısınız? Bizim başımıza yeterince dert yok mu? Nereye kaçıyorsunuz da tanımadığımız insanların arabasına biniyorsunuz? Hırlı barışsız mı belli değil? Şuursuz musunuz siz? Ya abla avcı varmış ya. Ben baktım da bindim Allah Allah. Evet ya hava çıktık dediler. Siz akıllanmayacaksınız. Siz gerçekten akıllanmayacaksınız. Tamam bak sakin olalım güzelim. Heh, bebeğe yazık. Şöyle yapalım. Zaten bak derslerini almış çocuklar. Heh, geri dönüyorlarmış değil mi çocuklar? Evet abla dönüyorduk biz. Tamam hadi yürüyün. Yürüyün şu babamı da alalım amcamlara gidelim artık. Yeter sokaklarda süründüğümüz yeter. Yürü. İstanbul'a gideceklermiş. İstanbul'a gitseniz Murtaza'nın adamları mahallede. Ya tamam da babamın çocuğu olduğumuzu nereden bilecekler? Her şeyin cevabınız var. Her şeyin cevabınız var. Az kalmıştı eski hayatımıza geri dönüyorduk. Aynen Fiko ya. Yani eski evimiz gibi bir ev tutardık. Şurada halimize bak. Yatacak yatak bile yok. Zaten bizde şansı olsa...
Ne yapsak acaba? Arasak mı? Belki babamın gözünden kaçtı. Belki bir şey oldu yani. Belki biz bulacağız pantolonu. Olamaz mı? Olabilir. Ana arayalım. Hatta bugün arayalım. Arayalım. Ben de geleceğim. Gel İsmo. Mahallemizi de gezmiş oluruz hem. Parka gidelim. Gidelim İsmo ama dinlenmek için gidelim. İlk önce babamın pantolonunu bulalım. Oradan gideriz. Anlaştık mı? Evet anlaştık. Hadi gidelim. Bence kahvaltıyla uğraşmayalım Fiko. Yani ne bileyim bir ekmek arası yaparız. Tamam. Ya Fiko ya çok yoruldum ben. Ya bir adım atacak halim kalmadı ya yeter. Ben de çok yoruldum kızım ya. Aramadığımız delik kalmadı. Kim ne yaptı babamın pantolonunu ya? Ne bileyim ben ne bileyim ben ya. Acaba belediye çöplüğünde midir ha? Hem birileri öyle alıp atmıştır sonra. Bizim burada olmaz öyle bir şey. Pantolon sonuçta yani. Yırtık pırtık bile olsa illa giyecek birisi vardır. Tamam da kim yani? Baksana cücü bile görmemiş. Acaba birisi bunu da bizden mi saklıyor? Olamaz mı? Ana, vallahi olabilir ha. Doğru söyledin. Tamam da kim? Gözümüz açık olsun. Tuhaf hareket eden birisini gördüğümüz gibi çökeriz başına. Bu babamın pantolonu değil mi ya? Ya. Aa, vallahi. Vallahi da billahi de bulduk Fiko. Dur ben İsmo'yu alayım. Hadi. Hadi İsmo gel ablacığım. Bak babamın pantolonunu da bulduk. Gelmeyeceğim. İsmo hadi abicim. Gelmeyeceğim yoruldum. Ya Kiraz hadi sene. Ya Fiko ne yapayım kalkmıyor işte. İsmo abicim sen burada oyna. Ama sakın hiçbir şey gitme tamam mı? Biz babamın pantolonunu alıp geleceğiz. Anlaştık mı? Ya İsmo'yu burada mı bırakacağız? Ya ne olacak kızım ya mahallemizin parkı. Sakın bir yere gitme İsmo. Abla. 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 Ya altındaki pantolon babamın, geri ver onu bize. Ben buldum onu benim. Ya tamam ablacığım yine sende kalsın. Babam cebinde bir şey olmuş. Onu alacağız sadece hadi. Ya kontrol edeceğiz. Ya şundan da. Ya yakala şunu Fiko. Ya, bırakın. Bırakın beni be. Ya. Bunlar ne ya? Fiko. Bulduk. Harbi mi? Bak. Allah zengin olduk be. Olay be zengin olduk. Aynen ha kurtulduk şu fakir hayattan. Aldırma çaktı ama biletimiz olan anlamasınlar. İnan ha anlarlar sallarlar bileti bizden. Sen ne diyorsun? Yarısı için adam öldürmüşler. Abla ne oldu? Güzel, güzel. Bir şey söyleyeceğim. Öyle olmuyordu. Niye böyle şey olduk şimdi? Yok yok yani strese bağlı da olabiliyor böyle. Yani evre evre değişiyor tabii. Bazıları 9 ay boyunca değişebiliyor. Bazıları sonradan da görebiliyor işte belli olmuyor. Abi, tamam ben bir nane limon kaynatayım bir şey. Hadi Fırat. Gel. Ben böyle duramayacağım. Ben duramayacağım. Gideceğim arayacağım İsmail'i. Abla yeni geldik karakoldan. Nereye arayacaksın acaba? Ne bileyim her yere bakacağım ya. Kapı kapı dolaşacağım gerekirse. Filiz bak yanlış anlama da. Salihler mahallede her yere baktı ya. Polisten daha iyi arayamazsın. O yüzden boşuna kendini yorma. Ne yapacağız? Bak bu işlerin bir raconu vardır. Tamam mı? Adamlar açısından da. Yani çocuğu fidye için kaçırdılarsa buradan birine illaki ulaşmak zorundalar. Niye aramıyorlar o zaman? Gel arayacaklar. Bak ama böyle stres yapmaman lazım. Bak çocuk var hissediyor böyle şeyleri ya. Bulacağız benim bir tanem. Bak arayacaklar merak etme. Merak etme. Hadi. Stop, stop, stop. Siz nereye? İsmo'yu arayacağız. Allah Allah öyle mi? Evet. Onu biz kaybettik. Nasıl kaybettiysek öyle bulacağız. Bana bakın. Sesimi çıkarmıyorum diye tepemize çıktınız. Yetti artık tek başınıza iş yaptınız. Odanıza. Ama abla. Ya abla yok odaya hadi. Hadi. Aa. Hadi. Al istemem. İçmemem bir şey. Of.
Bizim yüzümüzden oldu Kiraz ya, bizim yüzümüzden oldu. Bir şey yapmamız lazım. İyi tamam da ne yapacağız? Duydun işte ablamı. Camdan kaçacağız. Ne diyorsun sen ya, delirdin mi? Ya Fiko, eğer ablam görse daha çok kızar bize. Onun gözü bizi görmez Kiraz. Ne dedi? Odadan çıkmayın dedi. O bizi fark edene kadar biz İsmail'i bulur eve getiririz bile. Gel bu tarafa. Ekmek parası. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abla, kolay gelsin. Ne istiyorsunuz? Abla, sizin başınız kim? Meryem'le tanıştırır mısın? Benim mekanımda dilenemezsiniz. Barındırmam sizi burada. Yok abla, sen bizi yanlış anladın. Bizim kardeşimiz kayboldu. Hani belki dilenci çetelerinden biri kaçırmıştır diye dedik. Aynen abla ya. Sizin merkezimiz nerede acaba? Ne diyorsun oğlum siz? Belanızı aramayın. Gidin işinize. Yok abla, belamızı aramıyoruz ya. Kardeşimizi arıyoruz. Ne olacak bu güzellik yapsan? Hem sen şu anda neden böyle yapıyorsun ki? Mesela senin kucağındaki çocuğun kaybetsen, gelip de bize sorsan biz vallahi yardım ederdik. Benim değil ki bu çocuk. Nasıl değil? Kim bu? Basın gidin işinize lan. Hüseyin. Kim çaldı çocuğu? Söyle işte. Ben onunla tanışacağım. Ne oluyor lan burada? Ya Fiko var ya, gerçekten sende hiç akıl yok ya. Bir adam bizi kaçırıp dilendirseydi. O sıkar biraz. Bizim mahallemizde olmaz öyle şeyler biraz. Ya zaten küçücük boyunla neye güveniyorsun ki sen böyle dikleniyorsun? Saçma sapan işler yapıyorsun bir de. Ya yakalansaydı? Zaten zor kaçtık adamın elinden. Ya kızım, ben senin yanında olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Niye bu kadar korkuyorsun ki sen? Korkma! Zaten hava kararıyor. Kimse de yok. Bulamayacaklar bizi. Donarak öleceğiz burada ya. Ya kızım amma saçmaladın ya. Ne yapmışım burası? İş makineleri seslerini anlayamıyorlar. Sonuçta adamların işi bitecek. Makineler de kapanacak. O zaman duyarlar bizi, tamam mı? Fiko, ya çok üşüyorum ben ya. Of! Kolum çok acıyor ama sana belli etmemeye çalışıyorum. Makineler biraz daha kapanır, adamlar bizi duyar, tamam mı? Ya ne diyorsun ya? İmdat! Yardım edin imdat! İmdat, yardım edin! Abi bu Ersin ne var ya, babamı iyice azdırıyor ha. Sorma, bir de iki oldular. İsmail, geldin mi sen? Paşam. Oh. Çok çikolata yedim. Afiyet olsun paşama. Ne yaptınız? Bey baba yapmış. Cemil öyle dedi telefonda. Hadi gel çıkarız. Allah canını almasın onu ya. Çocuklar ne yaptı? İyi içerideler. Asayiş Berk Kemal yani. Anne bunu ayıp ettin ya. Gel, hadi yürü bakalım. Barış! Fiko'yla Kiraz yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok ya? Tamam bebeğim, endişe etmeyin. Dur hemen dur. Sakin ol. Amca sen mi yaptın bunu da? Ben ne yapacağım ya? Allah Allah. Ben dersimi aldım kızım. Hem hep beraber değil miydik ya? Ya ben birini kaçıramamışım. İkisini birden nasıl kaçıracağım arkadaş? Allah'ım. Tamam. Ben gidiyorum. Dök. Evet Cemil. Var mı plan, proje bir şey? Var mı yeni bir şey? Var, var. Tamam. Çiçek getirsene, defteri getir. Tamam. Şaka yaptım, tamam. Hadi bakalım.
Ya Barış abi, şimdi gerçekten ablamın dediği gibi mi olacak ya? Yani bu kadar paramız varken üst üste mi yatacağız? Öyle olacak mecburen. Bu sefer şansınızı fena zorladınız. Buna da şükredin. Hadi yat bakalım. Bırak Kiraz ya. Allah'tan internetli telefonlarımız falan var. Bana bak, biraz daha azdırsanız onlar da olmayacak benden söylemesi, tamam mı? Ya of. Neyse oğlum, şöyle düşünün, tamam mı? Yatacak yeriniz var. Yatak aldık bak, o kadar. Yavaş yavaş evin diğer eksikleri tamamlanacak, tamam mı? Bırak Barış abi ya. Buradaki her şey saraydan olsa ne yazar? Bak bak, laflara bak. Pardon Fiko'cum, senin sarayda olduğunu unutmuşum ben hayatım, tamam mı? Gerizekalı. Acıyor. Yavaş. Tamam tamam tamam, yok bir şey. Haydi bakayım, Allah rahatlık versin. Hadi. İyi geceler. Çiçek, hadi kurban olayım ya. Hadi iyi geceler. Abi. Hadi iyi geceler. Sen gidip oğlumla yatsana ya. Ya benim zaten boyum uzun amcim. Ben babamla nasıl yatayım? Zor sayıyorum ya. Ya abi, senin ne işin var burada? Hadi kalk git memleketine sen ya. Gitmiyorum ha. Gitmiyorum. Karımla aramı nasıl bozdun? O şekilde düzelteceksin lan. Anlaşıldı mı? Yoksa ömrün sonuna kadar benden böyle sarmaş dolaş yatarsın lan burada. Ya benimle ne alakası var ya? Allah Allah. Sen Şükran Şükran diye ortalığı birbirine katmasaydın, kadıncağız evi terk etmeyecekti. Hiç, bir de gitmiş ablamın adını Şükran koymuş ya. Tövbe estağfurullah. Ya böyle bir manyaklık olabilir mi ya? Aklım dimağım almıyor ya. İnsan kardeşinin karısının adını gidip de çocuğuna ad olarak koyar mı ya? La bir susun lan. La bir susun ya. Şuna bak ha, hem suç hem de güçlü lan. Arkadaş, karınla aramı düzelttireceksin, tamam mı? Bak, yemin ediyorum gece mece dinlemem. Odunla girişirim lan seni. Ya. Barıştıracaksın karınla beni. Tamam be, tamam. Zaten param bankaya saklamışlar. Zaten bir de küçümden vurmuşlar beni, canım acıyor. Yatmıyor ya. Of. Lan bana bak. Bizim ne yapmadık? O bankadan o parayı almamız lazım. Ya amcacığım, banka işi biraz zor bir iş, ben bilmiyorum nasıl olacak. Yıl ya, dur sen. Ya bir dakika, dur sen. Sus. Çocuklar bir sakinlesin de daha büyük bir eve taşınırız. Hı. Yine buralara yakın. O senin tuttuğun gibi ama villa falan değil yani. Olur. Sen nasıl diyorsan. Görüyor musun bak, kızımız kısmetiyle geldi ha? Ya kızımız deyip durma, ya erkekse. O kadar huysuzluk etmeseydin, hastaneden kaçmasaydın öğrenecektik kız mı erkek mi? Bak zaten sinirliyim, o konuyu açmışım da. Tamam tamam, hadi gel. Gel sen. Gel sen kızma benim şeyim. Hı. Hı. Yani şunu şöyle alıp... Tamam tamam. Şöyle falan değil, açabilirsin ya. Aç, niye açmıyorsun? Hı. Belki önemli bir şey. Yok güzelim, yani bu bir şey önemliyse yarın söyler bana ya. Yarın hastanede söyler, çok sorun niye değil. Niye canım sabah söylesin, Allah Allah. Doktorsunuz siz sonuçta değil mi? Belki acil bir şey. Efendim Neslihan. Ay Savaş. Ay kusura bakma, bu saatte rahatsız ettim. Yarınki davete geliyor musunuz diye soracaktım. Sen şimdi yenisin ya, belki sana haber vermemişlerdir diye bir arayayım dedim. Ha yok, söylediler söylediler bana da... Biz gelemeyeceğiz ya, gelemeyiz biz. Bizim şimdi misafirlerimiz var da onları çok şey yapmayalım yani, gelemeyeceğiz biz. Hadi ya. Tüh. Ya Akif Hoca bütün doktorlar gelsin demişti de. Ya böyle şeylere gönül koyuyor sonra, biliyorsun çocuk gibi. Evet evet. Evet evet ya, tamam artık. Bir dahaki davete kısmetmiş, ne yapalım? Bu seferlik böyle oldu. Ben konuşurum Akif Hoca'yla da. Tamam, hallederim. Çok sağ ol yine de haber verdiğin için, çok sağ ol. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu kadar. Ne davetiymiş o? Yok güzelim ya, şey bu hastanenin kuruluş bir şeysi varmış, yıl dönümü, onu söylemek için. Biz niye gitmiyormuşuz? Güzelim, şimdi gerileceksin, Neslihan meslen gerek yok, bu kadar zaten 500 tane başka sıkıntı yaşadık, üzerine denk şey olmasın. Boş ver. Ben niye gerileceğim Neslihan'dan ya? Gerilecek bir şey mi var? Hayır canım, ne alakası var, delileri konuşma, ne olacak? Allah Allah, olacak iş değil. Sadece ne bileyim yavrum, sen de niye sinirim geçmedi falan diye, o yüzden diyorum, baksana nasıl terlediğime. Vallahi benim sinirimin ne önemi var ya, değil mi ama? Yani bu senin işinle ilgili bir şey. Eğer işin gerektiriyorsa tabii ki gideriz. Yavrum bu şimdi resmi bir şey ya, kıyafet ayarlamak lazım. 500 tane olay var, boş ver, boş ver. Kıyafet falan alınır Barış. Tek sorun buysa tabii. Evet Filiz. Tamam gidelim. Gidelim tamam, güzelim sen bilirsin, gidelim. Tamam. İyi. İyi geceler. İyi geceler bakalım.
İyi geceler güzelim. Hoppa. Yavaş. Tamam. Hadi. Boşanmaya karar vermiş. Yapma ya. Biliyor musun çok özenirdim ben onlara. Yani çok severlerdi birbirlerini. Ne bileyim. Çok güzellerdi ya. E şimdi onlar böyle olduysa kim bilir biz ne olacağız? Abla öyle düşünme şimdi, sizin elinizde bir sıkıntı yok ki. Öyle mi diyorsun? Ne oluyor abla? Barış'ı Neslihan'ı bizi çekiştirirken duydum. Hı. Aile babası olacak adam değilmiş. Boğuyoruz yani biz onu rahmet. Yok abla o şeydendir ya. Bu para mara, çocuklar, koşturma falan yorulmuştur yani adam. Tamam da bizim hayatımız bu ablacığım. Yani şimdiden boğuluyorsa... Yani insan bunu gider Tufan abiye anlatır, Çiçek'e anlatır, ne bileyim git Cemil'e anlat ya. Yedi kat el aleme beni çekiştirmek ne... Ya eski sevgiline karını çekiştirir misin? Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Tamam abla, sen kendi kendine kurup delirecek misin böyle? Al karşında kocanı, açık açık konuş. Böyleyken böyle de. Ya o da toparlasın kendini biraz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O farkında bile değildir ha. Açık açık konuşayım da... O benimle konuşmuyor ki. Hemen başka bir şeyle geliyor, mevzuyu değiştiriyor. Ya tamam abla, sen de haksızlık etme çocuğa. Bir konuş bakalım, ne oluyor? İyi tamam, akşam geldiğinde konuşacağım. Hı? Ama bak görürsün, yine başka bir şeyle gelecek, bütün mevzuyu değiştirecek, görürsün. Tamam, ne olursa. Hayır. Ya bıraksana. Ne gösteriyorsun? Ne gösteriyorsun? Ya bıraksana diyorum adama. Ya birbirlerini öldürdün. Ulan, hayatım. Ulan bıraksana da kızı. Ne oluyor amca, bırak beni, öldüreceksin adamı. Ya öldüreceksin adamı. Manyak mısın lan sen? Allah Allah. Ne oluyor ya? Para gitti, davanız bitmedi sizin ha. Ya benimle ne alakası var ya? Hep bunun yüzünden ya, manyak ya, öküz. Sus lan, deyus. Hep bunun yüzünden. Ya baba, evimiz, okulumuz, hayatımız, her şey gitti. Sen hala bunu amcam mı uğraşıyorsun ya? Ya ben de amcanızla uğraşacağım ya. Onun yüzünden yandı paralar, bir de sizinle mi uğraşacağım ben be? Allah Allah. Parayı alırken öyle demiyordun ama. Baba ya, biz artık sana hiç güvenmiyoruz. Sen bizi hep kullanıyorsun ya. Aynen öyle. Benim. Yürüyün ben. Günaydın size de. Gör. Ya ne gidiyorsun çocukların üstüne baba ya? Ya benimle ne alakası var ya? Ben niye gideyim çocukların üstüne ya? Bir de onlarla uğraşıyorum burada ya. Ulan sen var ya, senin yüzünden oluyor. Senin var ya, ben bu yüzden istemiyorum lan bu evde. Çık dışarı. Git, git bu evden. Git bu evden. Seni istemiyorum. Hiç. Bir de sabaha kadar bizi pisliğin içine tuttun ya. Her tarafım kaşınıyor. Benim de, benim de her tarafım kaşınıyor. Vallahi. E attın paraları, içine kaşınırsın tabii. Keşke daha fazla sussaydım ulan. Keşke. Tuvaletine gitmeseydim. Orada biraz daha kalsaydınız. Ben. Ama benim sana yapacağım biliyorum lan. Gitmiyorum lan bu evden. Çakıldım kaldım burada işte. Hadi bakalım görüşeceğiz. Gitmiyorum lan. Baya baya başa döndük. Ya ilk başta okul falan ikna olmuştuk ama şimdi o da yok işte. Yok ya. Ablam onu halleder bir şekilde, merak etme sen. Okutur o bizi yani. Aynen ha. İyi ki o var yani. Ama ben babama küsüm artık. Sen de küs ya. Onun böyle bize işi düştüğünde yardım etmeyelim. Bence de ya. Bundan sonra hep amcamla takılalım. Uyuz olsun o. Oğlum, oğlum şu saksıyı biraz çalıştır lan, çalıştır ya. Baba acilen bu evden kovmamız lazım. Vallahi her tekerimize çomak sokacak, söyleyeyim ha. Gelmiyor, aklıma bir şey gelmiyor. Bu iş çok zor amca. Benim de gelmiyor. Oğlum annene falan haber salsak, gelse alsa. Ya da sen onunla bir şekilde babanın arasını yapsan. Hadi şurayı da kaşı. Yok ya, kolaysa sen yap. Kadını arıyorum daha, babamın adını duyunca telefonu suratıma kapatıyor.
Sen çocuklarımı salsak bunun üstüne amca. Doğru söylüyorsun. Dur. Ne yapalım biliyor musun? Biz ne yapalım? Bunlar çocukların arasını bir şekilde bozalım. Hatta bir bit falan bulaştıralım bunu. Onu bu evden kovalım. Hadi bir şansımız deneyelim. Aa, ne işiniz var tuvalette ikiniz birden? Ne yapıyorsunuz? Ne çeviriyorsunuz yine? Allah Allah! Hiç sırtımı kesel ettim. Ya Kutubet, sen de her şeye karışıyorsun ha! Ne çeviriyorsunuz diyorum, nereye? Ya ne çevireceğiz Filiz abla? Sen de biz ne yaptın Allah aşkına ya? Abducuğum, güzel oluyor mu? Bakar mısın? Bakayım. Bak. He, tamam. Tamam, öyle geçir işte ha. Ama dikkat et, sayılar hep aynı olsun, tamam mı? Aferin sana. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Biz artık seninle takılmıyoruz baba. Biz artık amcamla takılıyoruz. Amcam bize okul kelmesinde satacağımız tesbihlerin nasıl olduğunu öğretiyor. Vay be, tesbih ha? Öğretiyor ha babam. Vay be. Zamanında bana da bir şey öğretseydin babacığım, belki bir meslek sahibi olurdum. Zamanında adam olsaydın da öğrenseydin. Kereste. Hadi abi dışarı çık hadi. Dışarı. Çocuklarımla ben bir iş konuşacağım hadi. Hiç iş falan deme baba. Biz artık sana yardım etmeyeceğiz. Bizden bir şey isteme. Artık senin bizi kullanmana izin vermiyoruz. Ne diyorsunuz lan siz? Nerede trak orada bırak efendi. Avucunu yalarsın avucunu hadi bakayım. Lan şu sıkıcı adamı bana tercih mi ediyorsunuz siz ha? Siz kafayı mı yediniz be? Kaybettin. Bütün çocuklarını kaybettin. Öptüreceğim lan sana bu elimi, öptüreceğim. Öperim ben o eli. Filiz! Şu amcana bir şey söyle. Ne yapıyor biliyor musun? Çocukları var ya bu almış incik boncukla tesbih yapıp iş portada çalıştırmak istiyor ya. Ne? Ne alakası var lan? Gerizekalı mısın sen? Yok kızım yok öyle bir şey. Allah Allah. Ya amcam bizim okul kermesine yardım ediyor. Babam da onun pis işlerine karışmıyoruz diye böyle huysuzluk yapıyor işte. Baba bak uzak dur çocuklardan ama karışmama. Hadi yerimize hadi. İspiyoncu münvezir seni. Münvezir neydi abi? Ne münvezir lan? Manyak mısın? Müzevir. Doğrusu söyle bari hiç olmasa. Arabosucu, laf taşıyıcı. Senin gibi yani. Laf taşıyıcı, senin gibi. Siz görürsün, sizin bana içiniz düşer elbette. Geç. Allah Allah. Biz babamla, biz amcamla hallederiz baba, sağ ol. İyi akşamlar. Bir sen eksin. Gel tepeme çık. Gel. Merak etmeyin Fikri Bey. Farkındayım çok sıkıştığımızın. En yakın zamanda uygun bir yer bulup çıkacağız zaten. Merak etmeyin. Ha. Taşınamayız Barış abi. Çünkü babam bütün parayı yaktı. Ne? Aynen öyle oldu abi. Ya benim de ailem böyle işi durmuyor yerinde. Gerçi dışarıdan gelenleri boğuyoruz ama olsun. Tamam Barış gel. Aç karnına konuşulmaz şimdi sen. Otur tamam. Yemek ye. Neyse, çok sorun değil. Merak etmeyin yani. Paramız var, çıkarız her türlü başka bir sizi merak etmeyin. Ha, onu da yapamayız Barış abi. Niye? Ablam hemen olmaz dedi. Aynen öyle dedim. Benim durumum tam olarak düzelmeden hiçbir yer çıkamaz. Senin ne durumun? Filizciğim, bir izin verir misin? Gel bir konuşalım benim üzerim. Gelir misin arkamdan yavrum? Oradayım ben. Abla hadi konuşun siz. Hadi abla. Niye? Bak bana söz verdiğin gibi ha. Açık açık konuşacaksın her şeyi. Öyle saklı gizli bir şey yok. Zaten gelir gelmez şişirdin çocuğu. Tamam. Hı? Kıvırıp kaçmazsa konuşacağız. Bak rahmetli muhasebe kursunu sormayı unuttum ya. Var onların okulunda öyle kurslar falan. Ben gideyim kaydolayım diyorum ya. He gelsin sorarsın. Bir de Çiçek. Kusura bakma soruyorum böyle ama sen ne zaman ayaklanırsın ya? Yani lokantayı çok uzun süre kapalı bıraktık. Olmaz öyle. Ya da ne bileyim sen bana öğretsen de ben gitsem bir iki bir şey mi yapsam? Açık tutsak lokantayı nasıl yapsak? Vallahi haklısın. Ciğerim öyle çok kapalı tutmaya gelmez de sen yapabileceğin mi onca işi ya? İki canlısın çünkü. Siz bence geçici bir aşçı tutun. Hem hizmette, yemekte falan uğraşmazsınız. Olur mu öyle diyorsun? Geçici aşçının maaşını karşılayabilir miyiz ki? Bir deneyelim ya olmadı. Tamam. Ben gideyim yarın cama bir ilan asayım geçici aşçı arıyoruz diye. Bakalım. He yap ciğerim. Hem kafan da dağılır.
Biz geldik. Kimse yok mu? Buradayız. Hoş geldiniz. Gel kızım. Yavaş. Abla bak sana ne diyeceğim. Bugün var ya tüm gün babam okuldaydı. Mehmet abla ya. Abla, babam bizim okulun kermesini düzenliyor be. Babamlar şaşırdı bize. Allah Allah. Niye ki? Bizi amcama kaptırmaktan korktu o yüzden. Seviyor bizi abla babam. Seviyor tabii. Amcam nerede? Yalnız mı gelmiş siz? Ha, o babamı aramaya gitti. İkisi birden aynı anda ortadan kaybolunca belki bir işler karıştırıyorlardır diye düşündü de gitti. Abacığım bir şey diyeceğim. Yani istediğiniz gibi gitmezse şeyler... Üzülmeyin yani, tamam mı? Biliyorsunuz babamı. Ya ne çıkar alacak abla okulun kermesinden ya? Seviyor babam bizi. Sevdiği için yapamaz mı yani? Evet yani ya, bizim hevesimizi niye kursağımızda bırakıyorsun ki sen abla? Hep kötü düşünüyorsun, hep kötü söylüyorsun yani. Biz seviyor olamaz mı? Biz bunu hak etmiyor muyuz? Anlamadım ki ben ya. Ben öyle bir şey mi dedim ki abla ya? Öyle dedin abla. Para dedin para gitti. Bari babama yapma ya. Abla biz bir gün mutlu olmak istiyoruz. Bari hevesimizi kırma ya. Fiko tamam mı sen? Aç mısın kuzum, yemek pişireyim mi? Babam yedirsin. Uf baba uf. Ay ne oluyor be? Of. Hadi 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 hadi, büyük kermes günü bugün. Harbi. En çok satışımızı yapacağız. Hadi bakalım hadi hadi. Ben yiyeceğim bari ya. Tamam. Lan oğlum manyak mısın lan sen? He, sabah sabah ne çalıyorsun lan bunu? Sus lan. Lan hamile kız lan, yüreğini indireceksin. Üf be, limon gibi ekşime be. Sen üstün başın ne? Günaydın. Günaydın. Abicim be, ben okula geçiyorum, şu işleri halledeyim. Günaydın. İyi iyi, biz de zaten çocuklar hazır, geliyoruz şimdi. Hadi bakalım hadi hadi. Bana bak, çocukların hevesini kalbini kıracak bir şey yaparsan bak iki elim yakanda senin ha. Allah Allah, size de yaran olmuyor ha. İyi olsak suç, kötü olsak suç. İyi işte ya. Tamam, ben de Cemil'iyim de. Merak etme kızım sen, ben maçlarındayım. En ufak bir şey de hemen tepesine çıkar, ezerim o başını. Tamam. Hadi ez bakalım, ez. Hadi sen de git. Ekmek arasına, peynir arasına yolda yesin çocuklar. Hadi. Sen nereden buldun lan bu elbiseyi? Yavaş yavaş. Cücüden aldım. Ya hadi ya, geç kaldık ya. Ben sizin kahvaltı mı dedim ya? Peynir ekmek dedim. Of! Hadi dikkat edin kendinize. Dediniz abla. Oğlum yaptıklarınızı yalnız aldınız mı? Allah, giremedim ya. Ben de. Ha, sağ ol kızım. Görüşürüz abla. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kiraz, Fiko. Ne oldu ablacığım? Niye ağlıyorsunuz? Allah. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Ya babam bizi sevmiyormuş. Sadece kullanmış abla. Sen hak vermesin işte. Bizim mutlu olmaya hakkımız yok. Ablacığım ben öyle bir şey der miyim ya? Mutlu olmaya hakkınız olmaz olur mu? Var tabii ki. Hadi ağlamayın. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Ya yapmayın böyle. Neyse çözeriz, ne olur. Bunu çözemeyiz abla. Bütün okulun önünde rezil olduk. Niye? Babam bütün okulun kermes parasını alıp kaçtı abla. Midacan'ın babası adımızı hırsıza çıkarttı. Kim o herif ya? Alırım ben onu ayağımın altına. Sakin olun siz. Şevket adı abla. Okul aile birliğine işte. Uyuz bir adam. Çocuğu gibi. Ben hırsız değilim. Ya aşkım tabii ki hırsız değilsin aşkım benim. Hiçbiriniz hırsız değilsiniz. Tamam ağlamayın artık hadi. Hadi dik durun. Sizin yaptığınız bir şey yok ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Hadi halledeceğiz. Hadi gel gidiyoruz. Şikayetçi oluyoruz tamam mı arkadaşlar? Böyle insanları da çocuklarını da okulumuza istemiyoruz. Atılsınlar ya. Atılsınlar. Evet. Bir saniye. Siz kimsiniz ya? Ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Sen de kimsin ya? Bunların savunulacak yeri mi kaldı ki? Bana bakın.
siz kimsiniz, necisiniz bilmiyorum. Ama ben kardeşlerimi size ezdirmem, tamam mı? Ha, bu da onlardanmış ya. Ya siz kimsiniz? Bu ne terbiyesizlik? Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Filiz Hanım geldiniz mi? Buyurun içeri geçelim. Önemli bir sorunumuz var. Evet, önemli bir sorunumuz var. Burada bekleyin, ha? Bekle oğlum sen. Sizler de buyurun. Oğlum sen bekle beni burada. Gelin burada. Şuradan bekle. Sen de ya. Ben bu çocukların okuldan atılmasını istiyorum, o kadar. Olur mu öyle şey ya? Benim kardeşlerimin hiçbir suçu yok ki. Hesabı onlara kesemezsiniz. Canavar onlar, canavar. Ay ne biçim konuşuyorsunuz siz ya benim kardeşlerimle ilgili? Şevket Bey biraz sağduyulu olun, çocuk onlar. E hak ediyorlar. Boşuna konuşmuyoruz herhalde. Ben bilmiyor muyum onların neler yaptıklarını? Kavga dövüş onlar da. Çocuklara krem satıp hasta etmek onlar da. Daha ne kadar sayayım ki ha? Evet, benim kızım da onlar yüzünden hastanelik oldu. Benim kardeşlerim de hasta oldu bu yüzden. Bilememişler, çocuk bunlar. Benim oğlumun da gözü morardı. Of. Fiko, attıracak babam sizi okuldan. Yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Oğlum bak seni öldürme. Yiyorsan onların arkasına saklama, açık açma. Of Mithatcan ya, Allah aşkına sus. Ne olur sus ya. Ablam bu okuldan bizi attırtmaz. Hırsızların okulumuzda işi yok değil mi? Evet. Evet. Oh, hırsızcım ya. Oğlum hırsız hırsız değiliz lan be. Ağzını bağır. Hırsız değiliz be. İsmail'cim biz zaten hırsız değiliz, tamam mı? Anlaştık mı? Onlar kötü çocuklar, yalan söylüyorlar, tamam? Sen onlara inanmayacaksın yani. Fiko ya sen de bunlarla uğraşıyorsun ya. Yürü hadi. İşte böyle gidersiniz, ezikler sizi. Oğlum bak seni bana fark edin lan! Ya! Hop 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 hop. Ne oldu? Ne oluyor? Neyiniz var sizin böyle? Hırsız diyorlar bir Barış abi. Hırsız mı diyorlar? Ya daha düne kadar selam vermeye korkan çocuk gitmiş benden dalga geçiyor Barış abi ya. Ya alacaklar bizi okuldan ya. İsmail bile ağlattılar işte. Şimdi Cemil sakin olun. Silin gözünüzü yaşın bak şu haline bak. Tamam mı? Siz beni bollarsınız ya ağlamayın böyle. Ha? Hadi silin gözünü yaşın. Tamam mı? Ha şöyle. Kimse sizi okuldan atamaz. Tamam mı? Öyle bir güçleri yok. Burada ben varım, ablanız var, sahipsiz değilsiniz. Ya Barış abi, ablam ama müdür yardımcısının odasında. Bütün veliler onun üstüne çullanıyor. Ya bırak Barış abi ya. Artık sen de bizle ilgilenmiyorsun. Gidiyorum ben ya. Şişt, dur, dur, dur. Nereye ya? Bak, bana bak be. Siz bu okuldan gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayır, gitmek istemiyorum. Hayır, okulumuzu seviyoruz ya. Süper, o zaman bu okuldan gitmişiz. Tamam mı? Hadi, yürüyün bakalım. Yürü. Şu hale bak. Nasıl insanlar olduğunuz belli değil. Siz önce insanlarla konuşmasını öğrenin. Lütfen Yasemin Hanım bakın biraz ayıp oluyor yani yapmayın. Ben kimle nasıl konuşacağımı çok iyi bilirim. Kardeşlerime laf ettirmem, tamam mı? Siz bu okulun veli profiline uymuyorsunuz, o kadar. Allah Allah. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum efendim. Biz de çocukların iyi eğitim almasını isteyen basit bir aileyiz yani sizin gibi. Hayır, hırsızsınız siz. Hırsız falan değiliz biz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz şu an eşime ve bana hakaret ediyorsunuz. Ben yanlış mı anladım? Ama şu an sinirli olmanızı biliyorum. Üzerine durmuyorum bu konunun. İsminiz neydi? Şevket. Şevket Bey. Merhabalar. Savaş Ak'tan ben. Doktorum efendim. Filiz'in eşiyim. Çocukların da velisiyim. Savaş Bey biz de zaten konuşuyorduk bir şeyler böyle. Anlatmaya çalışıyorduk. Merhabalar. Biz babamızın verdiği zararı tazmin etmeye hazırız. Bu şekilde daha fazla çocukların önünde konuşup hem onları hem de kendimizi yormayalım değil mi? Mesele para değil beyefendi. Biliyorum beyefendi, mesele para değil. Bizim için de mesele para değil. Mesele çocukların en iyi şekilde eğitim alması. Değil mi? Topluma yararlı birey olarak eğitilmeleri. Yani onları okuldan atmak değil. Yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. Biz bu işi böyle çözemeyeceğiz. Diyorum ki Filiz Hanım, Savaş Bey, Doktor Bey, sizleri dışarı alsak da biz velilerimle ben bir görüşsem, konuşsam. Tabii hocam, harika. Biz dışarıdayız öyleyse, bekliyoruz. Be. Nasıl sustur, nasıl sümsükleri be? Ne nasıl sana be? Öyle denmez arkadaşın babasına. Niye denmesin abla ya? Onlar bize demeyi biliyor ama. Nasıl? Ya Barış abi neden öyle diyorsun? Hani sen dedin ya ben doktorum diye. Adam nasıl kaldı görmen gerekiyordu. Müdür yardımcısını meselesi işte. Tamam hadi biz bir su almaya gidelim. Siz de burada bekleyin tamam mı? Hadi buyur. Evet tamam. Siz burada bekleyin, kimsenin dalaşmayın tamam mı? Tamam. Evet. Ne yaptınız? Ya var ya. Tamam.
Tamam, çok teşekkür ederim yaptığın her şey için. Ama gerek yoktu yani, biz kendimiz halledebilirdik. Yani sorumluluk hissediyorsan böyle gerek yok yani. Kendini zorunda hissetme diye soruyorum. Ne diyorsun sen be? Ben hiçbir şeyin zorunda hissetmiyorum kendimi, tamam mı? Gayet bile isteği buradayım şu anda. Ha ama pardon, sen beni kapının önüne koydun da ben aileden olmadığım mesajını aldım, merak etme. Sen dünden razıymışsın zaten aileden olmamaya ya. Ben mi dünden razıyım? Ben dünden razıyım öyle mi? O yüzden başınıza böyle bir şey geldi, ilk ben geliyorum buraya. Niye geldim biliyor musun? O çocukları aileden sayıyorum çünkü ailem gibi seviyorum. Ama doğru, sana göre öyle değilmiş. Ben bir an önce sizden kaçmak için yer arıyorum, özür dilerim. Vallahi ben söylemedim. Sen söyledin bunu. Bir de şimdi böyle üstü çıkıyorsun yani, anlaşılır gibi değil. Filiz, söyler misin derdin neyse? Söyle, söyle çözelim, böyle olmayacak. Senin bir derdin var, söylemiyorsun sen bana. Anlat, konuşalım. Dinliyorum. Lan buraya! Ne oluyor ya? Sakin ol. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor? Sakin ol, ne oluyor? Ya abla, Fiko'nun suçu yok. Ya Mithat Can'ın suçu. O başlattı. Ya Kiraz haklı Filiz abla. Sabahtan beri kavga çıksın diye uğraşıyor ya resmen. Ya sen bu serseriyi mi savunuyorsun? Oğlum bak, serseri ver. Dişleri var ya, durma. Fiko, Fiko. Bir dakika ya, ne biçim konuşuyorsunuz birbirinize? Arkadaşsınız siz. Ya. Destek olmanız lazım. Ya ben bu serseriye destek olmam. Babam hepinize gününüzü gösterecek. Ben senin babanın ben. Tut, tut. Sakin ol. Bana bak. Gelin bakayım siz buraya. Gel buraya, gel. Adam gibi oturup konuşacaksınız, tamam mı? Mevzu neyse çözeceksiniz. Anlat bakalım hadi. Ne derdiniz? Ya Barış abi. Ha? Hadi. Güzel güzel geçin bundan sonra. Hadi arkadaşsınız siz. Ya biz arkadaşlarımıza hiç kötü bir şey söylemedik ki. Hem ben Kiraz'ı çok seviyorum. Ya teşekkürler. Bana savunduğunuz şeye bakın. Şikayet edeceğim sizi. Atılmaları için kendim imza toplayacağım. Ne oluyor? Bakın biz çocukların tarafındayız. Hatta Kiraz'la Gizem çok yakın arkadaşlar. Atılmalarını asla istemeyiz. Ama bazı velilerimizi ikna edemedik maalesef. Şöyle yapalım mı? Ben sizi çok iyi anlıyorum. Siz kaygılanıyorsunuz. Önemli olan çocuklarınız falan, farkındayım. Ama izin verirseniz size iyi bir aile olduğumuzu ispatlayabiliriz. Nasıl olacak bu iş? Şöyle olur. Filiz'in çok tatlı bir, çok şeker bir lokantası var. Yarın misafirimiz olun. Size güzel yemekler yapalım, sohbet edelim. Ha? Şu aradaki buzları eritelim. Nasıl yani, fikir? Çok iyi olur aslında. Çünkü aslında birbirimizi daha iyi tanısak bunların hiçbiri olmaz. Biz babam gibi değiliz. Bence gayet makul bir teklif bu. Ayrıca çocukların eğitimi söz konusu, öyle değil mi? Hem öyle atmak için falan acele etmeyelim bence. Sırf sizlerin iyi insan olmadığını ispatlamak için geleceğim. Bekleriz. Ben adresi veli grubundan yollarım size. Çocuklarınızı da bekleriz ayrıca. Tamam. Hani onları attıracaktın baba? Attıracağım. O yüz ailenin başına öyle bir bela açacağım ki... benimle dalga geçmek neymiş görecekler. Yürü. Çocuklar, sizi arabada bekleyin. Biz geliyoruz, tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Çocukların eğitim hayatı söz konusu. Sen hala böyle huysuzluk mu edeceksin? Ben huysuzluk etmiyorum. Bu şekilde mi yapmıyorsun? Bir hareketlerine bakar mısın ya? Boşanacağız diye gideceksin, çocuklara boşanacağız diye yıkacak mısın onları şimdi? Ha? Bak iyi aile olduğumuzu göstereceğiz dedik. Yemek yapacağız, bilmem ne yapacağız dedik. Böyle mi yapacaksın? Şimdi yapamayız zaten. Şu yemek meselesini halledelim. Ondan sonra konuşuruz çocuklarla. Sen de bu akşam evde kalırsın. Biz ne diyorsun sen, kendine gelir misin ya? Ne evde kalması? Biz niye halliyoruz yavrum? Manyak mısın sen ya? Ben gerçekten anlamıyorum seni. Valla Tufan abi de anlamıyor. Sizin ortak manyaklığınız. Ben anlamıyorum niye anlamadığınızı. Of Fiko ya. Ablam haklı. Bizim okulda kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Olmaz öyle kızım. Zaten sene sonu da geldi. Olmaz yani. Ya acaba böyle bir tane yarışma mı bulsaydık? Okulumuzu temsil ederdik. Yaparız. Çıkın lan parktan. Çıkın, çıkın lan. Yürüyün lan. İnsan alın oradan. Lan ne bakıyorsun? Yürü git. Oğlum ne bakıyorsunuz? Yürü git. Yürü git lan. Kes lan sesini. Çık lan buradan. Hadi. Ayağımın altına alayım sizi. Yürü gidin lan. Siz niye çıkmıyorsunuz? Çıksanıza lan buradan. Niyeymiş o? Bakın bu park bundan sonra bizde. Tam bizden izin almadan bu parkta oyun oynayamazsınız. Anladınız mı lan? Çıksanıza lan buradan. Çık. Allah Allah. Yürü lan. Yürü git lan. Ne yapıyorsun be kardeşim? Kimsiniz oğlum siz? Karabacaklarız biz. Mahalleye yeni taşındık. Bundan sonra biz ne dersek o. Yok ya. Ya of Fiko, boş ver, uğraşma bunlarla ya. Görmüyor musun, hırsız çıkarmaya gelmişler. Niye uğraşmayacağım ya? Mahallemizin parkında olay çıkarmayın lan. Kes lan sesini. Ya ne yaptın saçıma ya? Nasıl kesin lan? Kesin lan, bacak kadar boyunda. Ya
Ya bırak beni. Ya İsmail bırakın. Dur çekil. Yürü. Abla. Ya İsmail bırakın. Vay arkadaş şu hale bak ya. Ne olacak şimdi mobilyalar? Ya yaparız bir şey mobilyalar. Bırak sen şimdi. Kahve mavi bir yere atarız işte ya. Ama böyle olmaz ki oğlum. Ne yapıyor ya? Aa, kut! Abla! Kut ne yapıyorsun? Abla! Aa, dur dur dur! Şuraya halıma silkelenir ya. Ben sana astım çamaşırları. Bana ne asmasaydın? İstediğin yere as ama buraya asma. Ya ne dedin? Abla! Ya ben tertemiz titiz bir kadınım. Sen ne yapıyorsun? Yani hayırdır? Böyle pırıl pırıl. Mangal yakıyorum. Ne yapacaksın? Ya burada mangal mı yakılır? Sana ne aslanım? Sana mı soracağım nerede mangal yakacağım diye? Siz bizim başımıza bela mısınız? Bizi var ya bak yeter artık ha. Yeter lan. Ne çalışıyorsun? Uzatma lan. Yediğin dayak az geldi herhalde. Hemen geleceksin. Çek şunu. Kut manyak. Çiçek abla. Tufan abi. Ne oldu? Ya İsmail'in kafasını demire sıkıştırdılar. Ya koşun. Ya ama ben size dedim düzgün oradan geçin. Koş. Tamam geçecek. Geçecek bir şey yok oğlum. Korkma. Tamam mı? Ya oğlum nasıl soktun lan çocuğu oraya? Ne istediniz ya siz küçücük çocuktan? He? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi aile terbiyesi almadınız siz? Sana lan senden emir mi alacağız? Canımız istedik yaptık işte. Senin canını var ya. Fiko! 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 Buraya gel bak. Fiko! Fiko! Oğlum ablana ne dediniz siz? He? Kavga etmeyeceğiz dediniz, söz verdiniz. Bak vallahi Amine Ali'yle kızın peşinden koşturuyor. Tamam bak kavga mavga yok. Tamam paşam. Ablanın sözünü dinle. Kız Çiçek. Kız bunlar çıkmıyor. Toptan kessek mi? Ne yapsak? Ya tabii tabii ne kesmesi ya Çiçek abla. Yok öyle bir şey. Kesmeyeceksiniz. Yok kızım yok. Çemir alırsın. Çek şunu. Çek şunu. Tufan abi dişim geldi. Haydi bakalım. Eyvah. İsmo hiç şey yapma paşam benim bitiyor tamam mı? Az kaldı Cemil abi inşallah bitirecek. Hah İsmo'cum bak 2 dakika kaldı bitiyor şimdi. Sen ne yap biliyor musun? Şimdi gözlerini kapa. Böyle güzel şeyler düşün tamam. Aynen. Böyle deniz düşün, dere düşün tamam mı koçum? Oğlum adamın çişi var su düşündürüyorsun. Onları düşünme İsmo sen. Dağ taş düşün, at düşün filan. Sulu şeyler düşünme oğlum. Ha böyle gökkuşağı falan düşün İsmo. Hadi koçum az kaldı. Ya buraya gel. Ya şuraya bak. Kaç çocuk. Ne konuştun ben senden az önce ya? Ne konuştu? Filiz arıyor. Filiz arıyor. Susun, susun. Tamam, hiç susun. Efendim ciğerim. Çiçek. Ya şey diyeceğim, biz bugünlük gelmesek sen çocuklarla idare edebilir misin? He tabii sen hiç merak etme. Siz ne oldu? Affetti mi kocam? Barıştınız mı? Barıştık. Ya bir akşam bir yere gidelim diyoruz da. Yani siz idare edersiniz değil mi çocuklarla? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? He iyiler çocuklar tabii. Her şey yolunda. Sen hiç merak etme. Siz keyfinize bakın kocanla tamam. Hadi haber edersiniz. Hadi. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Ne olmuş? Barışmışlar mı? He barışmışlar. İyi be. Lan Zeynel. Mangalda dil balığını bendirmemişsin lan bu. Aynen ha doğru diyor. Ya dil balığı diyor ben bunu öldüreceğim. Aa, Kadın bıraksana çocuğumu. Ne yapıyorsun kadın çocuğumun kulağına? Bıraksana. Aa, bana bak kadın. Dilber misin nesin bilmiyorum. Bak ben Adanalıyım. Gerçekten benim tepemin tasına attırma bak. Çok fena olur. Çek çocuklarını bizimkilerin etrafından. Yemin ediyorum senin saçını başını yolarım ben. Ya bu kadar kolaysa yolda göreyim. Hadi yolda göreyim. Aa, hadi yolda. Ben de. Bacım bir dakika ya. Böyle car 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 konuşacağın da çocuklarına biraz terbiye verseydin. Bak küçücük çocuğun kafasının parkta demirlere sıkıştırdılar. 2 saatte zor çıkardı. Size mi soracağım be çocuklarıma ne yapacağımı? Ha? Sizinki de adam olsaymış da sokturmayaymış kafasını. Aferin çocuklar. Helal olsun lan. Allah Allah. Koçum benim be. Ya beni tutmayın bak ben bunu yapamıyorum.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.